şey yapmadan, ücretsiz olarak para ödemeden veya kırmadan aynı şekilde yapabilirsiniz. Yani bu şu, mesela pazartesi bütün kursiyerlere diyeceğiz ki bunu bilgisayarlarınızı indirin. Ondan sonra Evet. alın size 20 dakikalık bir video ve burada şey yapın. Edit'e başlayın mesela. Yani bunu yapabiliriz, bu FreeMac Bunu, videoları ama diyorsun, değil tabii mi? bu çok çok ufak işler için Murat abi. Çok ufak işler için. Yani büyük bir maçın analizini yapayım falan diyorsanız o çok kolay değil. Yani onunla yapmak çok uzun sürer. Normalden çok çok uzun sürer. Windows Movie Maker'da da aynı şekilde yapabilirsiniz ama yine uzun sürüyor. Ben mesela Yani e-analiz kullandım. Yani ben asistanlığa başladığımdan beri e-analiz kullanıyorum. Hala kullanıyorum. Elimde yani mesela sinerji olmasına rağmen işte yeni şimdi bu sene biraz Instat kullanmaya başladık. Ama ona rağmen mesela e-analiz benim vazgeçilmezim yani. Çünkü ben maçları bütünüyle izlemeyi seviyorum. Öyle kesilmiş halden. O yüzden e-analiz benim için vazgeçilmez. Ama Windows Movie Maker'la yapabilirsiniz. Ama diğerlerini de araştırmak lazım abi. Bakarız ona da. Zaten beraberiz. Ben sizinle paylaşımda bulunurum. Ali de aynı şekilde. Tamam. Şöyle, ben YouTube'u da şu an yayına soktum. Ondan sonra burada da kaydı açtım. Seni bir defa paylaşımı yapabileceğin duruma getireyim. Ondan sonra bir dakika. Şunu da koyduk mu? Birazdan başlayabiliriz. Evet. Aslında bakıyorum, kayıt da ediyoruz. Ümit, öncelikle hoş geldin. Hemen başlayabiliriz Hoş bulduk aslında. abi. Bugün sinerji ile ilgili ben sinerji, dur bakayım, başlığa ne dedik ona biz? Sinerji programının tanıtımı. Ömer Urat'a dedi ki, abi bu bir aplikasyon dedi. Ben de dedim ki KHKK kararıyla bugün bir günlük olarak onu şey yaptık dedim yani. Programa çevirdik dedim. Tamam, şapka çıkartırız abi dedi. Hoş geldin. Hoş bulduk Mikrofonu abi. ben sana bırakıyorum. Sen arzu edersen hazırlıklarını yaptığın sunuma Tamam. başlayabilirsin. Vakit ayırdığın için şimdiden teşekkür ediyorum. Ben davet ettiğiniz için ve şimdiden beni dinlediğiniz için katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şöyle başlıyorum. Bir saniye. Ekran görüntüsü geldi herhalde sanırım. Henüz gelmedi. Bir saniye. Tamam, şimdi gelmiş olması lazım. Tanıtım ve kullanım geldi. Evet. Şimdi öncelikle sinerji programını antrenörün, özellikle de asistan koçların ama head koçların, oyuncuların, hatta yeni dönem şu anda bazı menajerlerin eli kolu ayağı olabilecek bir program. Ve bence bu analiz programları içerisinde bana sorarsanız bir numara. Çünkü çok fazla detay var. İnanın yani size şunu söyleyebilirim. Sinerji programı gerçekten bir deniz. Yani ucu bucağı yok. Bir sürü size inanılmaz veriler veriyor. Gerçekten yani tam kapasite kullanmak için uzun yıllar, uzun süre çalışmanız lazım. Bu sürede tabii ki update'leri falan da oluyor. Gerçekten bana sorarsanız tabii ki eksikleri var ama genel olarak mükemmel diyebileceğim bir program. Bu programla ne yapabiliyoruz? Nedir bu program? İşte burada slide'da yazdığım gibi kendi maçlarınızı izleyebilirsiniz. Kendi pozisyonlarınızı bütün detaylarıyla izleyebilirsiniz. Buna işte pick and roll savunması, pick and roll hücumu, isolation'ları, off screen'leri, bunların hepsini izleyebileceğiniz çok geniş arşive sahip bir program. Kullanım amaçları, rakip takımlara hazırlanırken, oyuncu analizinde size çok
ciddi istatistiksel veri verir. İşte bir oyuncu mesela pick and roll oynarken roller pasörü mü, işte dışarıya mı pas verir, katlara mı pas verir, pick and roll oynarken pull up jump shot mı tercih eder. Bunların hemen hemen hepsini verir. İşte post up'ta low post oynarken nerelere döner, bunları verir. Hücum sistemlerine baktığınızda işte takımlara, bunların hepsini tabii ki detaylı olarak da anlatacağım size. Takımlar nasıl basketbol oynuyor, pick and roll ağırlıklı mı oynuyorlar, off screen ağırlıklı mı oynuyorlar, açık saha basketbolu mu oynuyorlar. Bunların hepsini istatistik ve video görüntüleriyle beraber, yüzdeleriyle birlikte sizlere sunan bir programdır. Bu program sayesinde kendi maçlarınıza, sezon içi oynadıklarınız hepsine, her şeye ulaşabilirsiniz. Transfer döneminde koçların eli ayağıdır. Gerçekten öyle. Çok fazla bir lig arşivi olduğu için ve yanlış hatırlamıyorsam 2006-2007'ye dayanıyor. Her türlü detayı oyuncuyla alakalı, geçmiş dönemde oynadığı maçları, işte bu seneki oynadığı maçları ulaşmanız mümkün ve bunları aynı zamanda editleyebilirsiniz koçun isteklerine göre. Bu pozisyonları birazdan anlatacağım. Sinerji editör var. Onunla beraber ayrı ayrı pozisyonları seçerek de koçlarınıza gösterebilirsiniz veya kendinize beğendiğiniz pozisyonları alabilirsiniz. Asistan koçların scouting report dediğimiz, yani maç önü hazırlığı raporları oluşturmasında çok güzel detaylar verir. Bunları grafikler halinde ve istatistikler halinde sizlere gösterir. Ve yine az önce slide'da yazdığım gibi rakip takımların oynadığı basketbol hakkında ciddi materyaller verir size. Şöyle yapacağım şimdi. Sinerji'nin avantajları, dediğim, az önce de bahsettiğim gibi 2006-2007 sezonundan günümüze kadar geniş video arşivi, bunların kolaylığı, bunlara erişim kolaylığı. İstediğiniz yılı seçiyorsunuz. Az sonra anlatacağım bunları da. Bir tıkla bütün hepsine ulaşabiliyorsunuz. Oyuncu pozisyonlarını direkt klip haline gelmiş şekilde, Sinerji Max editör var, programı var. Bunun download'u sayesinde de olabilir. Veya online olarak, yani bulut üzerinden de direkt izleyebilirsiniz. Bu şekilde de ulaşması çok kolay her şeye. Geniş istatistik olana ve gösterilen her istatistiğe erişim videosunun olması çok büyük avantaj. Az önce de söylediğim gibi editörden seçme yapabiliyoruz, kısaltma yapabiliyoruz. Çizim olanağı var. Ben çok beceremiyorum ama onun da nasıl olacağını ufak bir böyle bir en azından gösterebilirim nereden yapacağınızı. Takımların oynadığı hücum savunma istatistiksel ve görüntü olarak ulaşabiliriz. En önemlisi, bu özellikle Avrupa Kupası'nda oynayan koçlar için çok önemli. Çünkü biz özellikle Euroleague oynadığımız dönemde çok fazla maç trafiği oluyor. Zamanla yarışıyoruz. Programı kapatmadan daha önceden indirirsek eğer klipleri, internet bağlantısı olmadan editörü sayesinde, Sinerji editör sayesinde çalışma olanağımız var. İndirilen pozisyonları tek tek seçerek, maç olabilir veya işte ne bileyim bir takımın bütün sezon boyunca oynadığı bütün pick and roll hücumları olabilir mesela. Bunları tek tek seçebiliyoruz. Herhangi belirlediğiniz bir oyuncu grubun hem istatistiksel hem de oyun tiplerine göre mukayese olanağımız olabiliyor. Bunları da bahsedeceğim biraz. Dediğim gibi, yani Sinerji çok uzun ve çok büyük bir program. Ama ben size burada en düzgün şekilde anlatmaya çalışacağım. Takımların oynadığı herhangi bir maç veya total maçları birlikte verimli veya düşük verim aldığı beşleri görebilme olanağınız olacak. Scouting reportlarda kullanılabilecek önemli veriler olabilir. Verir size. İşte key players, offense, defense compare vesaire. Filtrelemelerle liglerdeki istenilen oyuncu istenilen oyun tipine göre veya istesine göre ligdeki en iyi oyuncuları görme olanağı sağlar bu program size. Tek bir klikle oyuncunun, yani bu mesela çok büyük avantaj. Bu mesela Instat'ta yok. Bir oyuncunun bir tane tuşa basarak bütün maç kronolojisine göre pozisyonları artı asistlerini görebilirsiniz. İşte top kaybı, attığı üçlük, pull up jump shot hepsini birlikte maç kronolojisine göre devam eder.
geçmiş maçlarda oyuncuları match-up'larına göre izleme olanağı sağlar. Telefon aplikasyonu sayesinde geçmiş yapmış olduğunuz analizi veya herhangi bir maçı telefondan izleme olanağı sağlar. Yalnız şöyle bir eksisi var. Bunu mesela iPad'de izleyemiyorsunuz. Bir problemliydi. En son artık daha şu anda da update gelmedi ama geldiğinde de belki düzeltirler yakın zamanda. Editörden yapılan analizleri mail veya sinerjiden sinerjiye programı olan kişilerle paylaşma olanağı sağlıyor. Şimdi ben hemen çok fazla da uzatmadan programa geçmek istiyorum. Programı açtığımız zaman böyle ya, bir... Ümit, senden bir şey rica edebilir miyim? Buyur abi. YouTube'da ilk defa bir şey oldu. Senin yüzünü görebiliyorum YouTube'da. Fakat programı göremiyorum. Acaba screen share'den çıkıp tekrar bir daha paylaşabilir misin? Tabii ki. Tabii ki abi. YouTube'da şey gözükmüyor çünkü. Tamam. Oradan da seyreden bir 15 kişi var çünkü. Şimdi oldu mu abi? 20 saniye gecikmeli geliyor. Sen tamam. Anlatmaya devam et istersen. Ben buradan takip edeyim. Tamam. Şimdi programı açtığımız zaman tabii ki önce sizden kullanıcı adı ve şifre istedikten sonra geldiğimizde Home bölümü var. Bu Home bölümünde yukarıda gördüğünüz Default League var. Buradaki Default League'i mesela ben International olarak seçtim. İsterseniz siz NBA, Women NBA veya işte Kolej Basketbolu diye seçebilirsiniz. Bunu seçtiğiniz zaman direkt mesela player'a girdiğinizde hiç uğraşmıyorsunuz. Direkt International League'ler önünüze geliyor. Böyle bir kolaylık sağlıyor. Burada videoları nasıl açacağınızla alakalı bölüm var. İşte internet üzerinden işte daha yüksek kaliteli çözünürlükle açabileceğiniz. Editör Max Editör var. Buradan bunu seçerek direkt editöre, download ettiğiniz editöre bağlanabilirsiniz. Burada da Silverlight var. Silverlight üzerinden de bu programı indirmeniz gerekiyor. Ama bu daha sonra kullanılmayacak ileriki zamanlarda. Buradan oyun player, oyuncu, takım ve maçlar, multi game shot chart, bunu anlatacağım size. Bu çünkü detaylı ve özellikle geliştirdiler bunu, aplikasyonu var. İşte DVD schedule, bu maç programlarını gösteren bir sayfa. Buna çok fazla girmeyeceğim. My Custom Edit, buradan editör olmadan direkt daha önce yaptığınız editleri görebilirsiniz. Play Call Lineup analizde bunu da size yine aplikasyon üzerinden kısaca bir özetini yapacağım. Şimdi player'la başlıyorum. Player sayfasına girdiğimiz zaman ilk önce burada ligler var. Buradan istediğiniz lig, NBA, Women NBA, Kolej Basketbolu, FIBA National Teams diyor. Burada bütün milli takım. Buyur abi. Ya çok özür dileyerek 20 kişi var şeyde ve ben onlarla bu yayını paylaşamıyorum şu an. Şu an bana bir... Bana paylaşın dediğinizde ben tekrar paylaşayım. Tamam, kusura bakma. Yok, hiç önemli değil abi. Teknik Ahmet Can da burada olmayınca senin anlatışını da henüz daha tam konsantre olamadım. Bu YouTube'u çözmeye çalışıyordum. Kusura bakma, böyle bir böldüm seni ama. Evet, paylaşabilirsin tekrar. Şu anda gözüküyor mu? Bakalım, sen devam et artık. En kötü nasıl olsa kaydediyoruz, sonradan yayınlarız. Tamam. Seni bir daha kesmeyeceğim. Kusura bakma. Tamam, hiç önemli değil abi. Buradan tekrar söylediğim gibi lig bölümü var. Ligleri tercih edebiliyorsunuz. Competition dediği müsabakalar. Buradan istediğiniz ligi, gerçekten çok geniş bir lig ağı var. Özellikle Avrupa için. Ben International seçtim şu anda. İşte Adriyatik Ligi, Avustralya, Arjantin, İngiltere, Belçika, aklınıza gelebilecek bir sürü lig. Türkiye Ligi, İtalya Ligi, Almanya Ligi, aklınıza gelebilecek bir sürü lig mevcut durumda. Sezonu seçebiliyorsunuz bu sağ taraftan. İşte clip limiti seçebiliyorsunuz. Possession'ları seçebiliyoruz. Possession per game olarak da seçebiliyoruz. Savunma tiplerini seçebiliyoruz. Takımlardan buradan istediğiniz takımı seçebiliyoruz.
İşte burada görüntülerin nasıl geleceğini seçebiliyoruz. Bu viewing order'dan. Buradan pull video from'dan home yani ev sahibi veya deplasman maçı mı yoksa sadece ev sahibi veya sadece deplasman maçlarını totalini alarak izleyebiliyoruz. Burada da video kaynak tipi var. Buradan işte high definition broadcast mesela video kalitesini tercih edebiliyoruz. Ben oyuncu olarak önce kendi takımımızdan bir tane oyuncu seçeceğim ve şöyle yapacağım. Pardon. Önce Euro Cup'ı seçelim. Competition'dan. Takım olarak da Darüşşafaka'dan mesela Gary Brown'u seçelim. Gary Brown işte burada istatistiği geliyor. Tabii burada bir sürü gördüğünüz üzere istatistik detayı var. Ben size öncelikle ben neye bakıyorum onu anlatacağım. Overall offense'den başlıyorum. Overall offense yani genel hücumundan. Burada mesela possession diyor. 188 pozisyon görüyorsunuz. Bu 188 possession'da yani şu sadece Gary Brown'un kullandığı toplar, aldığı fauller dahil ama burada free throw ve teknik faul sonrası atışları içermez. Bütün atışları görebilirsiniz. Bu da sayıları. Burada da ranking bölümü var. Bu ranking bölümüne şimdi örnek olarak göstereceğim. Videolara geçmeden önce bunu anlatmak istiyorum. Bu önemli bir özellik. Ranking bölümüne bastığınız zaman direkt böyle bir sayfa atar. Leaderboards Euro Cup. Yani Euro Cup'ta Gary Brown'un kullandığı possession ve skora göre liderlik sıralamasında kaçıncı oyuncu olduğunu gösterir. 193. sıradaymış Gary Brown. Bunu görebilirsiniz. Bir numarayı dahil görme şansınız olabilir. Şuradan bir saniye göstereyim size mesela. Bu şekilde yaptığınız zaman mesela 5 maç üzerine tabii ki bu maç sayısına göre değişiyor. Mesela oynadığı maç ve position'a göre değişebiliyor. Yani size %100 tam veriyi vermez ama çok ciddi bir veri verir. Mesela Michael Bramos 16 maç oynamış. 9. sırada çok değerli mesela. 143 pozisyonda 172 sayı üretmiş. Bu önemli bir şey. Şu anda ekranda gördüğünüz mavi olan her şeyi tıklattığınız zaman direkt bunu video olarak izleyebilirsiniz. Şimdi tekrar bu ekranı kapatıyorum. Bununla alakalı bir sorunuz var mı? Devam edebilirsiniz. Devam ediyorum. Bir saniye. Şöyle tekrar sayfaya geldim. Transition hücumlarını gösteriyor burada. Gary Brown 19 possession'ı 12 sayı üretebilmiş. Yani bu çok zayıf. Aşağı tarafa geldiğimizde oyuncunun oynadığı kenar ve dip oyunları, bunların videoları yine aynı şekilde. Timeout sonrası nasıl reaksiyon vermiş? 18 pozisyonu var. 7 sayı üretebilmiş. Bu çok zayıf bir performans. Aşağıya geldiğimizde possession artı asiste burada oyuncunun kullanmış olduğu bütün topları yine tekrar söylüyorum free throw hariç atmış olduğu free throw'lar hariç hepsini maç kronolojisine göre en son oynadığı maçtan geriye doğru izleyebilirsiniz. Ama aynı zamanda ben işte transition'ları ayrı istiyorum, yarı saha offense ayrı izlemek istiyorum derseniz buradan da yine aynı şekilde seçerek izleyebiliyorsunuz. Şimdi play type'e geliyorum. Burası bizim için en önemli kısım. Şimdi oyuncuyu tanımıyorsanız buraya baktığınızda aşağı yukarı bu oyuncunun ana oyunun ne olduğunu hiç izlemeden çok ciddi bir şekilde fikir edinebilirsiniz. Mesela Gary Brown bizim point guard'ımızdı. Oyununun %45'i hatta %46'sı pick and roll üzerine dayalı. Ve ikinci oyunu da %17 isolation oyununa dayalı. Şimdi pick and roll'üne girdiğimiz zaman buradan ok tuşları var. Hepsini görüyorsunuz. Ama ben onları girmeyeceğim. Onlar biraz daha detaylı. Aşağıya doğru iniyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Bir saniye. Şöyle. Burada mesela hücumun içerisindeki pasları, pick and roll sonrası pasları mesela çok iyiymiş. Isolation'da öyle yine. Bunları görebiliyoruz. Floater çem mesela şuradan buradan baktığınız zaman Gary Brown'un çok fazla çembere giden bir oyuncu olmadığını anlayabiliyoruz. Shot attemptlerden yarı sahada
oyununun %72'ni jump shot olarak kullanmış pozisyonlarını. Çembere yakın post-up değil, çembere yakın pozisyonları 29 tane Euro Cup maçlarında. Buradan böyle bir fikir edinebiliyoruz. Yine catch and shot pozisyonları var burada. Unguarded, boş attığı şutlar, contested shotlar, guarded. Jump shotları yine yakın mesafe, orta mesafe ve uzak mesafe, yani 3 sayı ve 3 sayının gerisi olarak burada anlatılıyor. Drive direction, burası önemli. Şimdi mesela bu Gary Brown'a baktığımız zaman şöyle bir detay görüyoruz. Gary Brown Euro Cup maçlarında genel olarak sağa drive etmiş. Daha fazla drive etmiş. Ama sağdan bitirişi kötü. Ama Gary Brown'un mesela sol taraftan drive'larında, aynı şeyleri şimdi biraz sonra Spot Up'ta da anlatacağım. Sol taraftan drive'ları, atakları çok daha etkili olmuş. Çünkü soluna atak eden bir oyuncu soldan çembere gidebiliyor ve bitirişi kuvvetli. Aynı şekilde pull-up'ı atmış ama mesela sağdan pull-up'ı daha çok tercih etmiş. Yani biz buradan baktığımızda genel olarak bütün maçlarına baktığınızda da isterseniz ligdeki her şeyini görebilirsiniz bu oyuncunun. Ben sadece Euro Cup'ı tercih ettim. Buradan sol tarafının kuvvetli olduğunu daha çok anlayabilirsiniz. Ama yine de mutlaka her zaman söylüyorum, çok detaylı bir şekilde incelemeniz lazım. Çünkü sinerji size birçok şeyi verir ama asıl vermesi gerekeni vermez. Mutlaka her şeyi detaylı bir şekilde yine izlemeniz gerekecek. Şimdi pick and roll'üne geliyorum. Pick and roll yanındaki solundaki ok tuşuna bastığımız zaman burada pick and roll oyunuyla alakalı her şey çıkıyor. Pick and roll derived the offense dediğinde burada pick and roll sonrası verdiği paslar dahil hepsini görebiliyoruz. Pick and roll oyununda üst tarafta, yani 86 yazan bölümde, buradan sadece pick and roll sonrası kullandığı atışları görebiliyoruz. Ve aynı zamanda yanında isterseniz direkt skorları da görebiliyorsunuz. Alt bölümde de pick and roll pası var. Bu arada Gary Brown oynadığı pick and roll'lerin %53'ünde kendisi çembere şut atmayı tercih etmiş. %46'sı da pick and roll sonrası pası tercih etmiş. Ha, tabii ki burada bazı olmayan istatistikler de var. Mesela pick and roll sonrası pası veriyor, ikinci pası oluyor, üçüncü pası oluyor. O zaman bu statüye genel olarak girmiyor. Roller'a pası baktığınız zaman %33 olmuş. %33 roller'a pas vermiş ve çok iyi diyor. Aynı zamanda spot up dediği şu, spot up direkt geçen shot veya close out atak pozisyonlarını spot up diye adlandırıyorlar. Bunlar hepsi birlikte. %8 de kata pas vermiş. Mesela daha aşağıya geldiğimiz zaman yine burada bir sürü istatistik var ama ben size en kısa şekilde anlatıyorum. Dribble jumper, yani pull up jump shot'ı mesela daha fazla tercih etmiş çembere gitmekten. Oyunun %57.7'sinde pull up jump shot kullanmış. %30'unda da çembere gitmeyi tercih etmiş ve bunlarda da gayet başarılı olmuş. Screen'e tersi goes away from pick. Yani bu demek ki screen tersine atağı seven bir oyuncu. Bu da önemli bir detay. Çünkü mutlaka oyuncunuzla paylaşmanız lazım. Bazı oyuncular var. %21 gerçekten ciddi bir rakam. Bundan geriden daha fazla da bu screen tersine atak eden oyuncular var. Bunu mutlaka onu savunacak oyuncu arkadaşımızla paylaşmamız gerekiyor. Yine burada yine split defenders var. Yine show up'larda falan yaptığı splitler falan, bunların hepsini görebilirsiniz. Tekrar ben yukarıya dönüyorum. Isolation bölümü var. Yine isolation offense'lerine bakıyoruz. Mesela isolation oynadığı zaman %78 bu Gary Brown kendisi kullanmış topu. Çok fazla pas vermiyor. Yani isolation oynadığınızda bilin ki %80'ne yakın bir oranla bu adam çembere top atacak, atak edecek veya işte pas oranı genel olarak çok düşük. Buradan yine detaylı bir şekilde görebiliyoruz ve bunları kliplendirebiliyoruz. Mesela size bir tane örnek vereyim. Mesela isolation oyunundan bir tane örnek vereyim ve aynı zamanda birazcık editöre de giriş yapayım.
buradan editör, önce şunu da bir anlatayım hemen çok kısa. Klibi seçtiğiniz zaman, video editörü de seçtiğiniz zaman karşınıza böyle Send to Editor diye bir sayfa çıkar. Buradan isterseniz açacağınız klibe isim verebilirsiniz. Aşağı taraftan video kalitesi, isterseniz bütün kliplerini, isterseniz buradan klip sayısını seçerek videoları izlemeye başlayabilirsiniz. Buradan bu şekilde baktığınızda isolation pozisyonlarını göreceksiniz. Gerilin oynadığı. Kısa tuşları var. M ve E öyle ilerletebilip veya geriye alabiliyorsunuz. Ok tuşlarıyla yukarı aşağı yaptığınızda klibi geçebiliyorsunuz. Veya geçemiyorsunuz. Geçebiliyorsunuz. Yanda speed var. Görebiliyorsunuz herhalde. Buradan yavaşlatabiliyorsunuz videoyu. Örnek göstereyim bir tane. Şöyle basket attığı bir pozisyonu açayım. Buradan mesela videoyu yavaşlatıyorum. Geriye aldım. Bu şekilde. Eğer bunu mesela bir edit yapmak istiyorsanız hemen buradan artı işareti var. Artı işaretinden Create Custom Edit yapıyorsunuz. Buradan bu yapacağınız editi isimlendirebiliyorsunuz. Mesela geri diye isim verelim. OK'ye bastığımız zaman Custom Edit bölümünde geri çıkıyor karşınıza. Burada yanda isterseniz işaretlediğiniz çöp işareti var. Delayed Edit zaten üzerine geldiğinizde yazısı çıkıyor. İşaretli olan klibi direkt klipleri çöpe atabiliyorsunuz. Sinerji via Sinerji ile buradan yollayabiliyorsunuz. Sinerjisi olan bir arkadaşınıza mail atabiliyorsunuz. Export edip bütün klipleri tek bir dosya haline getirebiliyorsunuz. Ama Sinerji'nin en kötü yanlarından biri bunları size tek bir parça haline getirmiyor. Şimdi burada mouse'un sağ klik yaptığınız zaman open bölümü var. Buradan ekranın istediğiniz tarafına açabiliyorsunuz bu edit yapacağınız kısmı. Mesela açtım. Şimdi buradan mesela diyelim ki bu klibi beğendim. Hemen ok tuşuyla basıyorum. Veya sürükleme sistemiyle yan tarafa doğru kaydırıyorum. Ve burada gördüğünüz üzere klip çıkıyor. Burada aynı zamanda mesela şimdi bir tane daha benim daha önceden açmış olduğum bir tane analiz videosu var. Burada hem mesela diyelim ki 2-3 tane bu şekilde analiz açtınız. Bazen oluyor. Ayrı ayrı bir şey, koç bir şey istedi. Bir takımın hem transition'ını veya işte pick and roll oyunlarını ayrı ayrı yapmak istiyorsunuz. Ayrı dosyalar halinde veya tek bir halde hiç fark etmez. Buradan mesela başlattığınızda F1'e bastığınızda direkt diğer açık olan, yani şurada Sophocles yazdığım bölüme atabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse şöyle bir tane yapıyorum şu anda. Direkt attı gördüğünüz üzere. Burada Sophocles'in bölümünde bir aşağıya kaydırdığım zaman Gary Brown'un bir tane videosunu buradan görebilirsiniz. Bu şekilde bu sayfa açık olduğunda şöyle de bir faydası da oluyor. Mesela diyelim ki bu video çok uzun. Bu kadar mesela gördüğünüz üzere çok uzun. Tam sağdan presle başlıyor. Ben bunu toplantıda izletmek istemiyorum. Direkt in yapıyoruz. In yaptığımız zaman bu göstermek istemediğim bölümü direkt atarak başlıyoruz. Ama bunu export ettiğinizde göremezsiniz. Sadece program üzerinden göstermeniz lazım. Mesela diyelim ki burada da kesmek istiyorum. Atışı yaptı ve daha fazla göstermek istemiyorum. Out dediğinizde bu klip bu şekilde 24 saniyelik klip yarı yarıya inmiş olur. Şöyle yapayım, örneği göstereyim bir daha. O başından itibaren görmüyorsunuz gördüğünüz üzere aynı klibi. Buradan böyle kare gibi olan yerden bastığınızda tam ekran oluyor. Burada çizim kısmı var. Ben bunu çok kullanmayı beceremiyorum. O yüzden size çok fazla bir şey vermeyeceğim. Ama siz isterseniz kurcalayıp daha detaylı bir şekilde yapabilirsiniz. Buradan yarım ekran, bu işaretlediğim yerden yarım ekran olarak görebiliyorsunuz.
filtreleme var. Result mesela sonuçları burada mesela sadece turnover'larını veya sadece ikilik ve turnover'larını, foul yapılan faulleri, kaçmış olan iki sayılık atışları, üç sayılık atışları, üç sayılık basketleri bunların hepsini görebiliyorsunuz. Mesela diyelim birkaç tane seçtik, clear filter seçtik diyelim. Apply yaptık. Bu şekilde karşınıza çıkıyor. Clear dediğimiz zaman da bunların hepsi siliniyor ve tekrar başa dönüyor. Bununla alakalı sormak istediğiniz bir soru var mı? Sorudan önce şunu eklemek istiyorum. Mesela diyelim ki bu Sophocles adlı videoya kapak eklemek istiyorum. Buradan mesela imajları şöyle önce adını göstereyim. Add image slide var. Buradan seçtiğimiz zaman mesela diyelim FS One Down diye çıktı mesela. Bunu direkt buradan mesela bir tane resim, kapak ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Aynı zamanda Synergy'nin kendi kapakları var. Yine Add Text Slide diye bir bölümü var. Buna bastığınız zaman da yine aynı şekilde bir kapak eklendi. Bu şekilde Title Slide yazar. Bu Title Slide'ın üzerine iki kere tıkladığımız zaman buraya mesela herhangi bir şey yazabiliyoruz. Mesela Dachka yazalım. Description bölümü var. Buraya da yine aynı şekilde altyazı veya ufak bir başlık. Mesela Tekfen yazalım. Bu şekilde kapaklar hazırlama şansınız olabiliyor. Bu kapakları silme şansınız da olabiliyor. Evet, bununla alakalı sormak istediğiniz bir soru var mı? Bende bir soru yok. Sorusu olan varsa lütfen sorsun. Atilla'nın sorusu var. Evet. Murat Hocam izin verirseniz. Estağfurullah. Buyur lütfen Atilla. Evet. Evet, Ümit Hocam teşekkür ediyoruz sorumlu için. Çok sağ olun. Rica ederim. Size teşekkür ederim. Eyvallah. Benim sorum şu olacak. Bu Synergy programı bu kadar ince detayları videolara dayanarak mı veriyor yoksa kendi ekipleri var yani? Tabii ki kendi ekipleri var. Kendi ekipleri var, çalışanları var. Mesela Synergy'nin şöyle çok önemli bir avantajı var. Mesela biz Euro Cup maçı oynuyoruz. Maç bittikten sonra biz otele gelene kadar bu maçı bütün klipleri kesilmiş halde internete bağlandığımız anda görebiliyoruz. Bunların ekipleri canlı yayındayken daha bu işlemi yapıyorlar. Özellikle Avrupa Kupası maçlarından sonra bazen Türkiye Ligi maçlarında böyle sıkıntılar olabiliyor. Mesela bir gün falan bekliyorsunuz, bazen iki gün beklediğiniz oluyor ama çok çok nadir. Ama Avrupa Kupası, Euro Lig maçı, Euro Cup maçı maç bittikten siz otele gelene kadar maç yüklenmiş oluyor ve siz çalışmaya hazır bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Anladım. Peki evet. Hata yakalıyor musunuz? Yani hatalar tabii oluyor mu? Tabii ki hata oluyor. Çok yani hata gördüm. Oluyor. Çok fazla olmuyor. Anladım. Ama hataları oluyor. Oluyor. Çünkü bunu yapanlar yani sizler kadar bizler kadar tecrübeli koçlar olmuyor. Genelde genç insanlar oluyor. Ama yani nasıl diyeyim size hata payı belki %5 falandır öyle söyleyeyim. Ama evet. Oluyor. Olmuyor diyemem yani. Çünkü bunun üzerine kuruluyor. Transferler, sistemler hepsi bunun üzerine dayanarak yapılıyor. O yüzden tabii. Hata olursa şey olabilir yani akıbatı da ağır olabilir. Atilla Hocam şöyle söyleyebilirim. Az önce de söyledim. Synergy size birçok şeyi verir ama sizin asıl istediğiniz şeyi vermez. O yüzden o kliplerin hepsini tek tek izlemeniz lazım. Oyuncuyu evet. İzlerken de öyle. Ama yani size dediğim gibi %90, %95 oranında size doğru veriyi verir. Bir oyuncunun oynadığı pick and roll'lerle alakalı, bir oyuncunun oynadığı off screen'lerle alakalı. Şimdi mesela az sonra ona da geleceğim. Bir adam mesela off screen bakıyorsunuz genel olarak off screen çok iyi şutör bu adam. Ama mesela sağ taraftan çıkışlarında bu adam mesela çok iyi şutör değil. Bu kanıyı veriyor. Veya sol taraftan çıkışları çok iyi. Diyeceksin ki bu adam tamam ben bunun solunu kapatıyorum. Ben bunu sağa yönlendireceğim. Ama tabii ki sizin yapmanız gereken şu. Bunu yine izlemeniz gerekiyor. Bunu hatta oyuncuya sizin bunu söylemeniz yetmez. Bunu örneklerle şekillendirmeniz gerekiyor. Yani bu adam sola gittiğinde böyle oluyor. Yani oyuncuyu bir alıp mesela çok önemli şeyleri var. Güzel şeyleri var. Alırsınız oyuncuyu
Mesela çok önemli. J.C. Carroll'ı savunacaksınız mesela. Oturup oyuncunuza bu adamın bütün artılarını, eksilerini, tek tek bütün her şeyini yapabileceğiniz toplantı hazırlayabilirsiniz ve gösterebilirsiniz. Ve bunları istatistikli olarak da gösterebilirsiniz. Dediğim gibi %90, %95 çok ciddi bir rakam. Size bu veriyi verir hocam. Çok teşekkür ederim. Ben yeni sezonda da başarılar dilerim size. Sağ olun. Yolunuz hocam. Açık olsun. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Teşekkürler. Sağ olun. Başka var mı sormak istediğiniz? Ben yine oyuncu istatistiği üzerinden devam edeyim. Devam et istiyorsan Ümit. Tamamdır abi. Şimdi Spot Up bölümüne geliyorum. Şimdi Spot Up baktığımız zaman burada Spot Up'a baktığınızda genel şeyi görürsünüz. Oku tuşladığınız anda daha bütün detayını görürsünüz. Burada mesela Gary Brown'un driblingsiz mesela şunu görüyorsunuz. Gary Brown %46.4 no dribble jumper. Yani catch and shot atmış. Bu catch and demek ki Gary Brown çembere gitmeyi seviyor. Baktığınız zaman. Daha fazla istatistikte biraz sonra göreceksiniz yine. Takımlarda da göstereceğim. Gary Brown close out pozisyonlarında çembere gitme tehlikesi bulunan bir oyuncu ve genel olarak sola drive etmiş. Gördüğünüz üzere sağdan sayısı yok. Yani her close out pozisyonunda bunu mutlaka oyuncunuza belirtmeniz gerekiyor. Isolation pozisyonlarında olduğu gibi de bu adamın sola gideceğini söyleyebilirsiniz. Genellikle şu da oluyor. Özellikle Amerikalı oyuncularda ve sağ elli oyuncularda pivot ayağına Amerika'da gelen NBA kuralları farklı olduğu için özellikle close out pozisyonlarında sol ayakları pivot ayağı olduğu için genelde sola drive sayısı da fazla oluyor. Bu da aklınızda olsun. Yine aynı şekilde transition pozisyonları var. Bu transition hakkında çok durmayacağım. Off screen pozisyonları var. Bu önemli. Yine Gary Brown çok fazla off screenci bir oyuncu olmadığı için gösteriyor. Yine sol taraftan daha fazla çıkmış ama totalde zaten 5 pozisyonu var. Bu şekilde bütün detaylarını off screen'de şu önemli. Mesela direkt çıkışı. Mesela sadece bir kere körletmiş bu 5 pozisyonda Gary Brown ve sadece 2 sayı bulmuş. Özellikle sol taraftan. Sağ taraftan da sadece 2 pozisyonu var ve bir tane bir tek üçlük bulmuş direkt çıkışına. Cut'tan Euro Cup maçlarında sadece bir pozisyon sayısı var. Post-up'ta bir pozisyon oynamış. Bunların hepsini yine aynı şekilde dediğim gibi mavi tıka bastığınız zaman videolu bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi savunma kısmına geliyorum. Ha, bu arada bu da önemli. Printable view'e bastığımız zaman hemen göstereyim. Bunu bu şekilde isterseniz print alırsınız, isterseniz print kısmından PDF'ye çevirerek de bu istatistiği koça sunabilirsiniz veya oyuncu arkadaşlarınıza verebilirsiniz. Defensif kısma geçiyorum. Burada yine overall defense yani Gary Brown'un bütün savunma pozisyonları var. Buradan hepsini yine aynı şekilde işaretleyerek izleyebilirsiniz. Kenar ve dip oyunları, timeout sonrası müdafaaları, zonda 2 pozisyon kalmış, man to man'de 126 pozisyon kalmış. Bunların hepsini tek bir tıkla izleme şansınız olabilir. Bu arada bu yandaki istatistiklerde mesela field goal percentage. Burada anlamadığınız bir şey olduğunda da yine bu FGA'nın üzerine geldiğiniz zaman mesela sol tarafta görüyorsunuz field goals attempt diyor. Bunların hepsinin bütün açıklamaları detaylı olarak var. Mesela pick and roll savunması genel olarak point guard olduğu için pick and roll savunmasını yapmış ve 53 pozisyonda 41 sayı vermiş ve bu iyi bir rakam. Yine buradan aynı şekilde yaptığı pick and roll savunmalarını hepsini görebilirsiniz. Ve tek tek detaylı buradan izleyebilirsiniz. Mesela pull up jump shotlara karşı ne yapmış, screen tersine atakta ne yapmış. Bunların hepsini tek birer video ile tek birer tıkla ulaşma şansımız oluyor. Aynı şekilde spot up yani close out savunması da öyle. Genelde direkt close out savunmasında no dribble jumper yani direkt şut pozisyonlarına pozisyon çok kolay vermemiş. 30 pozisyonda 27 sayı vermiş. Gerçekten iyi bir rakam ama sadece ona karşı 3 tane atak edilmiş. Tabii burada şöyle bir şey var. O hani dedim ya sinerjisi bir sürü şey verir ama asıl vermesi gerekeni vermez. Şimdi burada baktığınızda
Dribble jumper, runner. Bu arada runner yazan şey atak sonrası floater'dır. Bu da aklınızda köşesinde bulunsun. Yani runner'ın anlamı budur. Turnover pozisyonları var. Burada mesela sadece bu pozisyonların sonunda bir şey olan pozisyonları gösterir. Mesela close out pozisyonunda geçilmiştir. Ama close out eden adam pas vermiştir. Bir daha ekstra pas dönmüştür falan. Bu o istatistiğin içine girmez. Veya onun videosunu göremezsiniz. Bunu ancak maçta izleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde off screen müdafaaları. Buraya baktım, off screen'e bastığımız zaman yine direkt çıkışına olan pozisyonları görüyoruz. Aynı şekilde sağdan ve sol taraftan yediği sayıları görebiliyoruz ve bunları izleyebiliyoruz. Oyuncu arkadaşımıza da izletebiliyoruz. Yine aynı şekilde burada post-up müdafaası var. Isolation müdafaası var. Handoff ve pick and roll savunmaları da var. Ama tabii ki burada dediğim gibi işte bazı mesela roller savunması switch pozisyonu olması lazım büyük bir ihtimalle. Buna da bir bastığınız zaman tek bir tıkla izleyebilirsiniz. Cumulative box'a geçiyorum. Ha bu arada şu pardon tekrar defensive'e geri geliyorum. Burada şunu da göstermek istiyorum yine. Ranking'e geldiğiniz zaman Gary Brown'un Euro Cup'ta savunmada kaçıncı sırada 116. en iyi savunma yapan oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz. Yine buradan bütün pozisyonlarını hep beraber izleme şansınız olabiliyor. Cumulative Box'a geçiyorum. Cumulative Box'a bastığımız zaman burada takımın 16 maç boyunca Gary Brown'un 15 maçı olmuş. Bütün istatistiğini görebiliyorsunuz. Mavi bölümde Gary Brown'un istatistiği. Aşağıda daha da uzatılmış istatistiği var. Oynadığı maç sayısı, ikilik atışları, üçlük atışları, bunun sonundaki yüzdeleri, free throw'ları, basket faulleri, aldığı ve aldırdığı fauller, bunların hepsini görebiliyoruz. Bunların hepsine ulaşabiliyoruz. Aynı şekilde mesela Gary Brown'a bakarken bir anda farklı bir şey görmek istediniz. John Hamilton'la alakalı bir videoda yine aynı şekilde mavi neyi açmak istiyorsanız bastığınızda izleyebilirsiniz. ISO ve post chart'a geçiyorum. Bu savunma bölümü ve cumulative box ile alakalı sormak istediğiniz soru var mı bana? Oyuncu ile alakalı, oyuncu editi ile de alakalı. Buyur Rüçhan abi. Abi ben duyamıyorum. Rüçhan sesin duyulmuyor, pardon. Açabilir misin? Açıyorum. Duyabiliyor muyuz? Şimdi duyuyoruz. Baştan söyler misin? Herkese merhaba tekrar. Selamlar. Merhaba. Şeyi sormak isterim. Daha önce konuşmuştuk. Yani birçok şeyde de ihtiyacı olacak. Özellikle zaman kısıtlı olduğunda çok ihtiyacımız oluyor buna. Mesela Gary Brown'un herhangi bir oyuncuya karşı ne yaptığını görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Herhangi bir oyuncuya karşı. Gary Brown açık olduğu için onu söylüyorum şimdi. Hemen anlatmamı ister misiniz? Lütfen. Tamam. Bu Sinerji basketbol aplikasyonu var. Bunu indirdikten sonra multi game shot chart var. Bunu işaretliyoruz. Daha yukarıdaki bölümlerde de var. Zaten onu tercih ettiğimiz zaman ben hemen onu da göstereyim size. Hemen aklımdayken. Buraya analitik kısmına geldiğiniz zaman play call lineup ve multi game shot chart var. Buna tıkladığınızda aplikasyon gelecek. Yani aplikasyon olmadan da yapabiliyorsunuz ama aplikasyon çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Evet. Buradan onun download'unu yapabilirsiniz. Download'unu yaptıktan sonra da mesela şimdi burada team bölümü var. Yine hemen buradan International'dan Darüşşafaka'yı seçelim. Buradan kabul ettik. Kısa bir yüklenme süremiz var.
Şimdi burada gördüğünüz bölümde Gary Brown'un pardon takımın bütün atışları var. Oyuncuyu seçeceğiz şimdi. Gary Brown'u seçiyoruz yine. Yukarıda. Şimdi karşımıza sadece Gary Brown'un atışları geliyor. Buradan Primary Defender'ı seçeceğiz. İsim girebiliyorsunuz isterseniz. Mesela Anadolu Efes Doğuş Balbay mesela. Örnek verelim. Basıyoruz. Ve burada şöyle yan tarafta bir saniye. Şöyle yaptığımızda ok tuşuyla. Gary Brown'un Doğuş'a karşı bütün olan pozisyonları geliyor. Atışlarını, field goal'larını izleyelim. Hemen size canlı canlı göstereyim. Buradan yine aynı şekilde klip çıkıyor. Standart kalite veya işte buradan yine seçebiliyoruz. Bunları anlattım zaten. Çok da üzerinde durmuyorum tekrar. Ve hemen bu editöre aktarılıyor. Şimdi karşımıza geldi. Şimdi Gary Brown'u Doğuş'a karşı oynadığı pozisyonlar. Şimdi tam soracağım yere geldi. Şimdi bu sayı bu Doğuş'a karşı oynanmış bir sayı olarak algılanıyor. Doğru mu? Evet. Evet. Öyle algılanıyor. Çünkü matchup'ı şöyle Murat abi bu. Matchup'ı Doğuş olduğu için başta direkt o şekilde tagleniyor. Ama daha sonrasında switch oluyor falan. Mesela aynı şey Picano savunmalarında da oluyor. Mesela switch oldu diyelim. Kısaya uzun kaldı ama mesela savunma izliyorsunuz. Başka bir oyuncu, yani sizin izlediğiniz oyuncu başka bir oyuncuyu savunuyor ama yani müdafaa ile alakası olmayan oyuncuya yazılabiliyor. İşte hata dediğim kısmı o. O yüzden sadece oradaki şeye bakarak ilerleyemezsiniz. Onu demek istemiştim. Aha. Şimdi işte Doğuş'a karşı isolation pozisyonu mesela. Aynı şekilde bunun tersini de izleyebiliyoruz. Yani Doğuş'un geriye karşı ataklarını da izleyebiliyoruz. Onu da şöyle yapıyoruz. Yeterlidir bu herhalde sanırım. Onu da şöyle yapıyoruz. Hemen onu da göstereyim size. Pardon. Weave Types'tan Defenders dediğiniz zaman şu anda Doğuş Balbay çıktı. Onun pozisyonlarını izleyebiliyorsunuz aynı şekilde. Yeterli midir Uçan abi? Yeterli. Bu şey için çok değerli tabii. Diğer arkadaşlar için de söylüyorum. Hani bizim için de önemli. Oyunculara özellikle maçlardan sonra bireysel toplantılar yaptığımızda hatalarını ya da iyi yaptıkları şeyleri göstermek istediğimizde bu bizim işimizi çok kolaylaştıran bir şey olacak o zaman. Çünkü direkt kendi pozisyonlarını maçın içinden süzülmüş bir şekilde görebiliyoruz. Bütün hatalarını göstermek için çok daha fazla zaman kazanmış oluyoruz bununla ilgili. Bu iyi bir özellik fakat demin söylediğin şeye de katılıyorum. Sinerjinin bence en zayıf olan bölümü savunma bölümü. Çünkü savunma eğer basket olduysa kötü savunma olarak addediliyor. Evet. Basket olmadıysa, durdurduysa iyi savunma. Ama mesela koşmadı bile. Close-out'a giderken bir adım attı. Ama adam bomboş attı şutu. Diyelim ki yetişemedi bile ona. İki adım geriden attırdı şutu. Fakat o basket olmazsa o iyi savunma yapmış olarak görünüyor. Onun için özellikle savunma bölümünü izlerken oyuncuların çok daha detaylı izlemek gerekiyor. Buna güvenmektense. Bence en zayıf bölümü savunma istatistiği. Gerçeği. Gerçeği. Kesinlikle katılıyorum. Bu noktada hem Rüçhan'a hem sana bir şey sorayım o zaman. Ali Ruhi gözüküyor ama burada mı bilmiyorum. Ali Ruhi geçen hafta bize instatı anlattı. Instat'ın eksilerini artılarını sormuştum. Bu noktada yani savunma konusunda ikinize de sorayım Rüçhan'la Ümit'e. Savunma konusunda sizin güvendiğiniz veya daha üstün olduğunu düşündüğünüz program hangisi?
Önce evet. Ben söyleyeyim istiyorsan, Ümit daha çok vakti olacak. Ben Instat'ı çok fazla kullanmıyorum. Çok az kullanıyorum. Ben çok uzun zamandan beri Sinerji'yi kullanıyorum. Sinerji'den takip ediyorum. Ama eski kafalı, eski antrenörlerden bir tanesi olarak söyleyeyim. Benim bununla ilgili asıl güvendiğim, kendi gözümle izlediğim. Çünkü dediğim gibi 3 adım geriden şut attırdığı bir pozisyona iyi savunma diyorsa, hani ona güvenerek bir şey yapmamak gerekiyor. Ben kendi gözümle hem buradaki kliplerini artı bir ya da iki maçın içindeki pozisyonlarını görerek seçmeyi tercih ediyorum. Onun için o benim için daha önemli. Ümit daha tabii bununla ilgili daha detaylı bilgi verecektir. Ben de Rüçhan abi gibi düşünüyorum. Tabii ki buradaki savunma pozisyonları çok değerli. İstatistik verileri kısmen değerli. Yani dediğim gibi birçok şeyi verebilir ama asıl vermesi gerekeni vermez. Mutlaka izlemeniz lazım. Ben özellikle maçlara rakip takım analizini yaparken oyuncu analizini bir tarafa koyuyorum. Offense defense analizi yaparken mutlaka ve mutlaka maçlarını genelde de bunu e-analizden yapıyorum. Çünkü ben bütün maçı izlemeyi seviyorum. Ben öyle kesik kesik acele bir durum olmadıkça koçun çok ekstra işte atıyorum 20 dakikaya bana şunu hazırla veya 15 dakikaya şunu hazırla dediği durumlar hariç bir maç rakibi hazırlanırken mutlaka bütün maçını, bütün her şeyi izliyorum. Notlarını alıyorum. Oyuncuyla da alakalı notlarını alıyorum. Hücum ve savunma, çünkü bazen sinerjide o kesilen kliplerde çok alakasız bir şey yazabiliyorlar, yani sizin o aramak görmek istediğiniz pozisyonu kayda değer bir pozisyon olarak bile almayabiliyorlar. O yüzden bütün maçı izlemek her zaman çok değerli. Ben böyle düşünüyorum. Ha, bu arada ben Sinerji'nin biraz daha Instat'a göre daha iyi olduğunu düşünüyorum savunma anlamında. Ve Sinerji'de bu Instat'ın da bu Sinerji daha önce rakipsizdi. Şimdi Instat'ın gelmesiyle, ki Instat çok ciddi bir yatırım yapıyor, rakip olarak gördükten sonra kendini çok ciddi şekilde ilerletmeye başladı tekrar. Ve tekrar rakipsiz olma yolunda ilerliyor bence. Update'leriyle birlikte. Bana göre ben kendim yine Sinerji, tabii Sinerji'yi Instat'a göre daha iyi kullanıyorum ama bence Instat'ın da çok önemli özellikleri var. Ama tekrar söylüyorum, Sinerji benim içindir. Teşekkürler. Rica ederim abi. ISO Post Chart'ta da bir soru var galiba bu arada. Buyurun. Bir soru sorma şansım var mı hocam ya? Belki kaçırmışımdır. Şimdi bu Sinerji'nin en önemli özelliklerinden biri 2006'dan beri veri sağlamasıydı ya. Şu Atilla evet. Hocamızın söylediğine de biraz denk olacak. Şimdi Euro Cup'ta 12 maçlık veriyi incelediğimizde %5'lik bir hata payı bile aslında bir oyuncunun yüzdesel analizini yaptığımızda hata verecek bize. Yani 12'sini sağdan drive etmiş, 10'unu soldan drive etmiş. 2 tane hata bile olsa belki oyuncu sola daha yatkın diyoruz şimdi. Afaki'yi konuşuyorum şu an. Ki izleyerek en iyi sonucu alacağımızı da söyledin. Benim merak ettiğim, bir oyuncunun genel analizini yapmak için tek sezonluk değil de full değerlerine de bakabiliyor muyuz? Yani 5 sezondur oynuyor oyuncu. 5 sezon Euro Cup oynamış ya da kendi liglerinde oynamış. Ben oyuncunun 5 sezonluk kariyerinde hakikaten pick and roll'de ne yaptığını görebiliyor muyum? Sezon sezon bakabilirsin hocam. İşte o sezonlukta hocam hata payından kaynaklı belki hani totalde hata payı en azından azalır diye düşündüm. Sadece sezonluk bakabiliyorum. Doğru değil mi? Ben kaçırmadım. Sezonluk. Eğer ekstra bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla, yani gördüğüm kadarıyla ve kullandığım kadarıyla sezonluk bakabiliyoruz. Tamam, eyvallah hocam. Sezon sezon. Teşekkür. Ben nacizane bir şey ekleyebilir miyim ya? Ümit çok yakın arkadaşım ve kardeşim olduğu için araya gireceğim. Ümit %5 biraz çok oldu. İnsanların kafası karıştı. O %1-2'dir maksimum bence. Ve yani belki de. Dediği gibi mesela sağa sola gitmede Sinerji'de bir hata olmaz ama özellikle savunmada Ümit'in belirttiği, işte Murat abinin de dikkat çektiği sövüşten sonra işte mesela Sertaç'ta kalıyor geri Brovni ama doğuşa sayı atmış gibi gözüküyor. Böyle hatalar var daha çok aslına bakarsan. Doğru mu söylüyorum? Evet, evet. Yani hücumla ilgili aslında çok büyük hata belki %1'dir yani. Evet, hücumda dediğin gibi zaten özellikle savunmayla alakalı konuştuk bu konuda da abi. Yani genel olarak hatalar savunmada oluyor. Hücumda çok çok nadir. Bu şekilde. Yine aynı şekilde burada Instat'ın sayfasına benziyor. ISO Post Chart bölümü.
Ümit mesela... pardon. Ozan Havuzlu'nun da bir sorusu var. Hazır soru şeyleri gelmiş. Ozan el kaldırdığını yeni gördüm. Kusura bakma. Sorar mısın lütfen? Murat abi teşekkürler. Ben aslında ekleme yapacaktım ama şimdi orada aslında bizim hata olarak gördüğümüz bu yanlış pozisyon. Pozisyonlar çoklu teklemeden dolayı aslında çok da yanlış değil. Yani o mesela defansı çok detaylı verdiği yerler var. Mesela pick and roll oynanırken defansın commit ettiği, double team yaptığı tek defansla karşıladığı mı yoksa iki defansla birden mi müdahale ettiğine dair de daha detaylı menülerde şeyler var. Dolayısıyla aslında hata olarak gördüğümüz şeyler aşağıda doğru, yani spesifik bakmak gerekiyor sinerjide. Hani öyle ilk defa genel baktığınız şeylerde hata olarak gördüğünüz yerler oluyor ama eğer çok detaylı bir şeye bakıyorsanız aslında tam yerine oturduğu linkler var. Baktığınızda onları görebiliyorsunuz. O yüzden hani arkadaşların endişeleneceği kadar bir hata payı yok aslında. Ben de Ömer'e biraz destek olayım. Hani öyle bir şey yok. Çünkü çok detaylı bir şey aradığınız zaman o menülerde, defans menülerinde oradan görebiliyorsunuz. Mesela Rüçen abinin söylediği el üstü guarded, unguarded diye orada linkler var. Evet, onu orada gösterdim. Orada bütün pozisyonlar zaten. Ha, yani oralardan falan el üstünden atılan ya da boş atılan atışları ayırabiliyorsunuz. Onların hep detaylı şeyleri olabiliyor. O yüzden gerçekten de hata payı düşük oluyor. Yani onu bir şey söylemek istemiştim. Ümit selamlar. Selam, merhaba. Bu merhaba. Arada tabii mesela bu aslında hata dediğimiz pozisyon özellikle switch pozisyonlarında oluyor genelde. Yani switch olduktan sonra oyuncu ayrılıyor, başka bir yere gidiyor ve diğer oyuncu oynuyor. Anlatabildim mi? Yani bilmiyorum nasıl oldu. O şekilde bir pozisyonlar olduğunda başka bir oyuncuya geçiyor ve oradaki istatistik alakasız bir pozisyon da olsa işte kötü savunmaymış gibi diğer oyuncunun hanesine yazılıyor. Onu anlatmak istedim yani aslında pick and roll savunması ile ilgili. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Devam edebilirsin arzu edersen Ümit. Tabii ki abi. Bir saniye. Burada ISO chart var. Aynı instatta olduğu gibi. Buradan bir oyuncunun ne tarafa daha çok atak ettiğini, nerelere gittiğini, özellikle mesela şimdi geri bir gard olduğu için post move'u göremiyoruz. Ama mesela bir uzun olduğu zaman sol tarafa mı dönüyor, sol omuzdan mı dönüyor, sağ omuzdan mı dönüyor? Flash middle yaptığında sola mı atak ediyor, sağa mı atak ediyor daha çok? Bunların hepsini görebiliyoruz. Ve bunların hepsini istatistiksel veri olarak paylaşabiliyoruz, görebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Şimdi eğer sizin için yeterliyse oyuncu bölümünde sormak istediğiniz bir soru varsa ekstra alabilirim. Yoksa takım bölümüne geçeceğim. Geç lütfen. Tamam. Takım bölümüne geldiğimiz zaman burada yine aynı şekilde oyuncu menüsü gibi. Ben bu sefer mesela farklı bir takım seçelim. Anadolu Efes'in bütün her şeyini seçelim. Eğer burada competition'da olu seçerseniz Anadolu Efes'in bu sezonki bütün müsabakalarını baz alarak hazırlanmış bir istatistik karşınıza çıkacak. Yine aynı şekilde oyuncu da olduğu gibi işte 5000 küsur possession sayıları, yine aynı şekilde totalde kaçıncı sırada ranking'e bastığımız zaman bunları görebiliyoruz. İşte transition'ı, yarı saha ofensleri, short shot clock situation'ları, baseline kenar ve molaları. Mesela bu molalar çok önemli. Bazı koçlar molalardan sonra ne oynuyor? Bunların hepsini, bütün timeout'ları buradan bir tıkla izleyebilirsiniz ve izletebilirsiniz. Zona karşı hücumları,
yine aynı şekilde buradan izleyebiliyoruz. Adam adamaya karşı hücumları. Yine burada bu play types önünüze geldiği zaman bir takımın nasıl hücum ettiğiyle alakalı bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Mesela Efes ağırlıklı, yani spot up'lar genelde en üst seviyede yer alır. Çünkü bunun sebebi de mesela pick and roll'den sonra bir pas döndüğü zaman close out atak olduğunda veya işte ekstra pas olduğunda yine bu spot up'a yazıldığı için en fazla spot up pozisyonunu göreceksiniz. Pick and roll ball handler, yani pick and roll ball handler'la rollman roller'ların olduğu pozisyonlar. Ball handler user'ların, yani pick and roll'u oynayan oyuncuların pozisyonları. Yine burada mesela herhangi bir ok tuşuna bastığımız zaman mesela pick and roll ball handler'a bakalım. Efes'te mesela en çok pick and roll oynayan %28 ile sezon başından bu yana yaklaşık 64 maç, burada yazar number of games, 64 maçta takımda en çok pick and roll oynayan oyuncu Vasile Micic. Devamında Shane Larkin, Kuruno Simon, Rodrigo Boboa ve bu şekilde sıralanıyor. Yine aynı şekilde ok tuşuyla kapattığımızda mesela açık sahada en etkili oyuncusu kim? Shane Larkin. Bunu görebiliyoruz. Oyuncuya tekrar tıkladığınız zaman yine ayrı bir link açıyor. Buradan oyuncuya gelip oyuncuyla alakalı ne yapmak istiyorsak az önceki bahsettiğim bölümlerden bakabiliyoruz. Ben bir tane şöyle yapacağım. Efes'ten mesela Efes'in post-up, mesela çok az post-up oynuyor. Veya işte rollman diyelim, roller'ı. Takımda en çok roll pick and roll pozisyonundan pozisyon bulan Tibor Plyce %33 ile. Bunlardan uzunlarla alakalı da birkaç bir şey söyleyeceğim yine oyuncu bölümünde. Gördüğünüz üzere yine aynı şekilde geliyor. Roller'a baktığınızda mesela Tibor Plyce oyununun %31 daha çok roll inside yapmış, roll etmiş. Slip dediğimiz pozisyonlar, yani screen yapmadan direkt cutlar çok az var. Pick and pop etmiş mesela ve pick and pop sonrası hep şut, bir pozisyon hariç hep şut atmış. Bunları görebiliyoruz. Roll sonrası sol taraf, sağ taraf, tepe, bunların hepsini buradan direkt ne taraf olduğunu görmek istiyorsak yine bir şekilde üzerine gelip tıklayarak izleyebiliyoruz. Yine burada mesela post-up bölümü var. Az önce çok bahsedemedim çünkü bahsettiğim oyuncu guard'tı. Sol omuzdan daha fazla dönüyor, sağ omuzdan daha az dönüyor. Bunları görebiliyoruz. Hook'la bitiriyor, top kaybı yapmış, sol omuzla dribbling'le beraber bitirmiş. Bunların hepsini görebiliyoruz. Az önce Ozan Hoca'nın bahsettiği gibi aşağılara indikçe mesela face up yaparak dönebiliyor. Right block, left block, nereden oynadığını hepsini görebiliyoruz buradan yine oyuncu kısmında. Çünkü tekrar söylüyorum, uzun oyuncu ile alakalı konuşmadığım için hemen çok kısa özet geçtim ve kapatıyorum bunu. Tekrar takım kısmına geldim. Buradan bu şekilde takımla alakalı da diğer istatistik, mesela offense including passes bölümü var. Burada pick and roll içeriğinde pas olan pozisyonları izleyebiliyoruz. İşte atışlarını görebiliyoruz. Az önce bahsettiğimiz işte catch and shot pozisyonu, guarded, unguarded pozisyonu. Az önce Ozan hocamın da söylediği ve daha önce benim de anlattığım, tekrar üzerinden geçeyim. Mesela Efes'in %64.7, yani %65 diyebileceğimiz bir oranla unguarded pozisyon yaratabilmiş. Bu tabii ki mükemmel bir oran. Baktığımız zaman burada, yani ratingine bakıp excellent buna bakmanıza bile gerek yok. Direkt anlaşılabiliyor. Guarded da contestli, yani el üzeri olan pozisyonları %35. Bunları görebiliyoruz. Yine aynı şekilde jump shot range'leri, yakın mesafe, orta mesafe, uzak mesafe, bunlar var oyuncuda olduğu gibi. Aynı şekilde savunma bölümü de yine öyle. Oyuncu bölümüne yakın ama herhangi bir ok tuşuna geldiğiniz zaman mesela bastığımızda mesela diyelim ki takımın en iyi pick and roll savunmacısı kim? User savunmacısı. Yine en çok pozisyon Vasile Micic ve iyi ama mesela Burak'ın Tuncer excellent. Yani
bunu bu şekilde görebiliyorsunuz. Size gerçek veriyi veriyor mu? Tabii ki hayır. Mesela birçok pick and roll savunması iyi olmayan ama pick and roll savunması iyi olmayan oyuncuyu burada excellent olarak görebiliyorsunuz. Daha önce ben bunun örneklerine çok rastladım. Burayla alakalı sormak istedim. Ha, mesela şey var. Pardon. Bunu unuttum. Bu önemli bir detay. During trapping situations. Mesela pick and roll sonrası trapler, hard double teamler. Bunların hepsini yine bir tıkla bütün olan pozisyonları izleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde pas dışarı pozisyonlarında jump shot pozisyonlarını, savunmalarını, bunların hepsini teker teker izleme olanağınız var. Ya bunların hepsini tek tek anlatmıyorum çünkü gerçekten bu bitmez yani. Çok uzun sürüyor. Cumulative box yine az önce aynı oyuncudaki gibi yine tek tek bütün oyuncuların istatistikleri, pozisyonları, işte oynadığı dakika, asist, sayı, asist turnover, top çalması, top çalma pozisyonları hepsini görebiliyoruz. Savunma bölümüyle alakalı sormak istediğiniz takım bölümüyle alakalı sormak istediğiniz bir şey var mı? Yoksa maç bölümüne geçiyorum. Tamam. Burada yine bahsettiğim gibi yine aynı şekilde ligleri seçiyorsunuz. Takımları seçebiliyorsunuz. Sezon seçebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere 2006-2007 var. Ondan sonra home, yani ev sahibi, deplasman, kazanılan maç, kaybedilen maç, ev sahibi kazanılan maç, ev sahibi kaybedilen maç. Hepsinin burada deplasman kazanılan maç görme şansımız olabiliyor. Mesela bir tane NBA'den seçelim mesela. Mesela Boston Celtics, San Antonio. Şimdi bu maçı seçtiğimiz zaman bu sezon San Antonio Boston Celtics iki tane maç oynamış. Bu açıldığı zaman burada gördüğünüz gibi skor var. Üç tane seçenek var. Full game video, all clips and all possessions. Full game videoyu seçtiğiniz zaman buradan editör üzerinden maçı download edebiliyorsunuz. All clips'i seçtiğiniz zaman da parça parça bütün maçın içindeki olan bütün klipleri seçebiliyorsunuz. İzleme olanağınız oluyor. Her şey karşınıza çıkıyor. Ama yine ufak tefek kesiklikler oluyor. All possessions'da da az sonra bir istatistik göstereceğim. Orada göreceksiniz. Non-possession bölümü var. Onların temizlenmiş haliyle birlikte izleyebiliyorsunuz. Şimdi bununla alakalı soru var mı? Veya göstermemi ister misiniz? Bence anlaşılan bir şey yani. Tamam. Bilmedim yani. İstiyorsan kısa bir göster ama. Ben şöyle yaptım. Ben maçın içeriğine girdim. Burada extended box score var. Burada mesela dakikası var. Mesela dakikaları var. Dakika mavi olan yerleri yine izleyebiliyorsunuz. Bastığınız zaman mesela Yavonta Green 9 dakika 42 saniye oynamış. Buradaki bütün pozisyonları 9 dakika 42 saniyesini adamın klip izleyebiliyorsunuz. Sayıları var. Asisti, normal istatistiği var ve bunları seçerek izleme şansımız olabiliyor. Yine aynı şekilde bu sefer aşağıya geldiğimiz zaman biraz daha detaylı olan istatistiği var. Atışları, ikilik atışları, üçlük atışları, free throw attemptleri, aldığı fauller. Bunların hepsini görebiliyoruz. Yaptığı fauller. Bu sefer rakip takımı görebiliyoruz. Aynı şekilde. Game breakdown'a geliyoruz. Şimdi game breakdown'da az önce bahsettiğim olay var. Şimdi all clips yazıyor. Burada mesela eğer isterseniz Boston takımının sadece bütün klipleri, yani hücum klipleri veya San Antonio veya ikisi birden derseniz bütün maçın her şeyi gelecektir. All possession clips and non possessions. Non possessions ne demek? Mesela adam driblingle yarı sahayı geçerken savunma oyuncusu topa vuruyor, top dışarıya çıkıyor. Top kaybı olmuyor, bir şey olmuyor. Yine top aynı takımda. Bunu non possessions olarak alıyor.
ve siz izlemeye, yani bu pozisyonu izlemeden geçebiliyorsunuz. Periyot periyot bütün pozisyonları izleme şansınız var. Her iki takımın veya teker teker Boston'ın veya San Antonio'nun. Devamında basket olan pozisyonları izleyebiliyorsunuz. Basket olmayan işte reboundlar var. Burada yine hepsini periyot periyot asist, top çalma, blok hepsini bunların izleme şansınız olabiliyor. Yine şutlar için aynısı geçerli. Az önce konuştuğumuz unguarded jump shotlar, guarded jump shotlar. Mesela şimdi bunların hepsini yine aynı şekilde izleyebiliyoruz. Şurada önemli bir detay var. Bunu anlatacağım. Sets diyor. Burada yarı sahada olan sayılar ve sayı olmayan pozisyonlar. Adam olanlar zone savunmaları. Mesela direkt bu maçtaki zone pozisyonlarını hemen izleyebiliyorsunuz. Last 4 seconds shot clock'ları izleyebiliyoruz. Son 4 saniye atışlarını. Timeout sonralarını izleyebiliyoruz. Yine aynı şekilde mesela bir örnek verelim. Boston Celtics'in timeout'ları. O yüklerken ben de size anlatayım bu arada. Transition pozisyonları var. Yine aynı şekilde. Buradan yine aynı şekilde hepsini tıklayarak izleyebiliyoruz. Top kayıpları, transition'da olan, yarı sahada olan pozisyonlar ve atış pozisyonlarını görebiliyoruz. Team play types'a geliyorum. Team play types, burası bizim için önemli bir bölüm. Mesela şimdi bu team play types'a baktığımız zaman bir takımın maç içinde neleri daha fazla oynadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Mesela San Antonio 11 pozisyon bir maçta, fena bir rakam değil, iyi bir rakam. Post-up oynamış Boston Celtics'e karşı. Maç genelinde toplam 15 pozisyon olmuş. Boston Celtics'te sadece 4 kere post-up oynamış. Yine aynı şekilde buradaki olan müdafaaları da görebiliyoruz. İşte pick and roll pozisyonları aynı şekilde izleyebiliyoruz. Mesela iki takım da eşit seviyede pick and roll oynamış. Roller'a pas yakın 6.4, 6'ya 4. Isolation pozisyonları mesela daha fazla, yine San Antonio daha fazla isolation oynamış. Spot up shoot pozisyonu daha fazla bulmuş. Bunların hepsini teker teker buradan görebiliyoruz ve aynı şekilde izleyebiliyoruz. Player play types'a geliyorum. Burada yine karşınıza bir istatistik çıkıyor. Yine burada kullandığı topları görüyoruz. Aşağı yukarı extended box score'da olduğu gibi. Ama şöyle bir şey var. Oyuncunun üstüne gelip burada tıkladığınız zaman burada oyuncunun bütün pozisyonlarını periyot periyot görebiliyorsunuz. Mesela transition pozisyonu 3. periyotta 4 tane olmuş mesela. 2. periyotta 1 tane olmuş. İşte pick and roll pozisyonu, 6 tane pozisyonu var. Bunları hepsini teker teker izleyebiliyorsunuz. Diğer mesela neyi bakmak istiyorsanız, off screen'i, isolation'ları hepsi burada var. Mavi olanları da seçip izleyebiliyoruz. Player stats'a geliyorum tekrar. Yine az önceki gibi 31 dakika bütün her şeyi, rebound'u, bloğu, top çalması, asisti, sayısı, dakikası görebiliyoruz. Play by play bölümü var. Maçta olan bütün pozisyonların play by play'i var. Federasyonun istatistik bölümlerinde olduğu gibi. Bunları da izleyebiliyoruz aynı zamanda. Şut chart'ı var. Tabii şey açılmadı şu anda. Buradan yine maçın içinde olan atışları, üzerine geldiğiniz zaman dakikasıyla birlikte nerede kim atmış hepsini görebiliyoruz bunların. Burayla alakalı soru var mı? Şu timeout'ları da gösterebilirim bu arada. Mola sonrasında olan.
Burayla alakalı, maçla alakalı sorusu olan var mı acaba? Devam edebiliriz galiba. Yok gibi duruyor. Tamam. Şimdi bu DVD Schedule bölümünü atlıyorum. Burada seçeceğiniz takımın tarihlerini görebilirsiniz. Video Express var. Video Express bölümüne tıkladığınız zaman Sinerji'nin Video Express aplikasyonu var. Onu download edersiniz. Ben size şöyle kısa bir örnek hemen göstereceğim Video Express ile alakalı. Bir saniye, onu açmayı unutmuşum. Hemen. Buradan mesela özellikle hazırlık start upload bölümünden maç yükleyebiliyorsunuz. Ve istatistik yükleyebiliyorsunuz. Pardon bir saniye. Şuradan geri geliyoruz. Download bölümünden girdiğiniz zaman start game download diyorsunuz. Burada herhangi bir mesela FIBA National Teams diyelim. Mesela Turkey diyelim. Burada şimdi gördüğünüz üzere RAW video ve full game var. RAW videoyu seçerseniz RAW video videonun tam hali kesilmemiş halidir. Genelde çok fazla yüklemiyorlar ama bunun görüntü kaliteleri genelde çok çok iyi olduğu için ben eğer bulursam direkt indiriyorum. Ama Instat'ta bu işi çözdük. Instat bu bütün videoları veya yaptığınız klipleri tek parça halinde verebiliyor. Sinerji bunu veremiyor. RAW dosyası hariç. Buradan full game'e gelip aşağıda da şöyle download kısmına bastığınız zaman maçı direkt şöyle mesela bir tane örnek olarak indireyim size. Buradan kalitesini, video kalitesini seçebiliyorsunuz. SD veya HD. Seçtikten sonra direkt aşağıya gelip buradan maçın şu anda yükleniyor gözüküyor. Nasıl, hangi hızda indiğini ve bu şekilde maçı indirebiliyorsunuz. Buradan takip ettikten sonra da direkt mesela videonun üzerine iki kere tıklarsanız size direkt attığı bölüme yani dosyayı direkt olarak önünüze getiriyor. Atmış oldu. Şu anda yüklenmediği için dosya açılmadı ama yükleyeceği bölümü açtı. Burayla alakalı bir sorusu olan var mı? Burası önemli çünkü özellikle benim için ben maçları tek tek izliyorum ve detaylı bir şekilde izliyorum. Video Express bölümüne geçtik. My Custom Edits yine göstereyim hemen çok kısa. Burada mesela az önceki yani şu ekranın aynısını hemen hemen görürsünüz. Burada benim yapmış olduğum editler var. Burada daha önce programda bir hata olmuştu. Geçmiş mesela Batuhan Ayer bizim eski yardımcı antrenörümüz. Onun göndermiş olduğu videolar var. Mesela 5 kere gelmiş. Çünkü o videolar gelmemişti. Ama aşağıda mesela ne istiyorsanız her şeyi geçmişte yapmış olduğunuz şeyleri görebilirsiniz ve bunları bulut üzerinden izleyebilirsiniz. Dijital DNA'ya geliyorum ve Start Production'da başlıyorum. Start Production bölümü yine buradan takımı seçiyorsunuz. Mesela biz yine Darüşşafaka'yı seçelim. Buradan Darüşşafaka'dan mesela Sinan Güler'i seçelim. Ve ekleyelim. Burada size Sinan Güler'in oynadığı dakikaları free throw burada her şeyini size 36 dakika içerisinde olan dayanarak bir istatistiğini verir. Bu istatistiğin üzerine tıkladığınız zaman yine buradan izleme şansınız olabiliyor. Ve buna ek olarak şöyle bir şey yapabiliyoruz. Mesela diyelim Sinan Güler'in yanına mesela Galatasaray'dan bir oyuncu seçelim. Mesela Ty Webster'ı seçelim. Burada ortalama asisti, ortalama turnover'ı, top çalması. Seçtiğimiz zaman iki tane oyuncuyu bir araya getirebiliyoruz. Ve burada mukayese edebiliyoruz. Burada yalnız klip izleyemiyoruz. Sadece buradaki grafik bölümünden seçerek devam edebiliyoruz. Daha fazla da oyuncu ekleyebiliyoruz. Pardon, Ty Webster'ı bir daha ekledim. Yanlışlıkla. Mesela Gaziantep'ten Can Uğur Öğüt'ü ekleyelim mesela.
bu şekilde bunun sayısını arttırabiliyoruz. Ve aynı zamanda bunları izleyebiliyoruz. Böyle de görüntüsünü alabiliyoruz. Play type involvement var. Oyuncuların oyun tiplerine göre mukayese bölümü burası. Mesela yine bu sefer geriye açalım tekrar. Ekleyelim. İşte Sinan'ı da açalım. Ekleyelim. Buradan mesela oyun tiplerine göre bütün istatistik verisini veriyor size. Aynı zamanda böyle de grafik olarak da size veriyor. Aynı şekilde buradan yine mesela pick and roll pozisyonlarına bastığınız anda tık diye karşınıza gelebiliyor. Mesela transition bölümlerini açayım gerinin. Hemen karşımıza geldi mesela. Son oynadığımız Afyon maçından. Bir tane daha bir örnek göstereyim hemen. Fenerbahçe Kupa maçından. Bu şekilde yine grafikteki her şeyi video olarak izleyebiliyorsunuz. Burayla alakalı soru var mı acaba? Yoksa Stats DNA'ya geçiyorum. Geçebiliriz. Tamam. Sinan Güler diyelim tekrar. Yine aynı şekilde grafiği veriyor. Yalnız burada limit, yani 500 klip üzerinden veriyor bunu. Bu önemli. Yine 21 dakika ortalama, 42 maç. 4.52 2 sayılık, 3 sayılık atışı. Burada turnover oranı grafikte gözüküyor. Buna yine oyuncu ekleyebiliyoruz daha fazla. İşte ikilik atışları, üçlük atışları, bunları size gösteriyor. Mesela free throw az kullanmış, onu görebiliyoruz buradan. Böyle bir şekilde grafiksel veri verebiliyor bize. Bir, isterseniz bir oyuncu daha şöyle bir ekleyeyim mesela. Kartal'ı da ekleyelim. Şu anda Kartal da eklendi. İki tane oyuncunun böyle grafiksel verisini verebiliyor bize. Devam ediyorum. Play type DNA. Sinan Güler'e ekledim tekrar. Buradan oyun tipine göre yine aynı şekilde grafiğini veriyor. Off screen oyunu yüzde kaç oynamış, pick and roll oyunu yüzde kaç oynamış, isolation oyunu ile başlıyor. Yüzdelerini veriyor. Post-up oyunu. Ondan sonra spot-up'ı, off-screen'i. Burada bütün detaylarını yine aynı şekilde görebiliyorsunuz. Yine grafik üzerinden de bunların videosunu izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi analitik bölümüne geçiyorum. Leaderboards'a geliyorum. Şimdi leaderboards'a geldiğimiz zaman burada seçeceğimiz ligin, mesela diyelim Adriyatik ligini seçelim. Oyuncunun oyun tipine göre mesela attığı skora göre o ligdeki size liderlik tablosunu gösterir. Mesela transition'ı seçelim. Adriyatik liginde Transition'da bir numara olarak Brian Allen'ı veriyor. Brian Allen'ı direkt üzerine tıklayarak
onun her şeyini görebiliyoruz. Yine az önceki o bahsettiğim player bölümü. Buradan field goal attemptlerini görüyoruz. 4.3 sayısı var transition'dan ortalama. Diğer oyuncuların daha az. Mesela Jakobiles açık sahada mükemmel bir oyuncu. Aynı şekilde yine o da 4 sayı ortalamasına sahip. Bu şekilde o ligdeki veya herhangi bir ligdeki bütün oyuncuları her şeyini görebiliyoruz. Aynı şekilde takım hücumu ve takım savunmasında da görebiliyoruz. Ve bunlara bir tıkla ulaşabiliyoruz. Bununla alakalı sormak istediğiniz bir şey var mı? Tekrar geliyorum. Burada yani çok fazla şey var. Ben birazcık özet geçmek istiyorum. Yoksa daha da çok uzun sürer yani. Varsa soru alabilirim veya gösterebilirim. Bence devam edebilirsin. Yani bütün sinerji programının tüm detaylarına odaklanma zaten. Başka böyle senin bu programda önemli olduğunu düşündüğün başka bir detay daha varsa açık olarak. Mesela var. Şöyle. Onu da tekrar size söylediğim gibi play call, lineup analyze veya multi-game shot chart bunlara girdiğiniz zaman aplikasyonu indiriyorsunuz. Mesela az önce Rüçhan abi sormuştu işte matchup yapabiliyor muyuz? İşte burada yine aynı şekilde matchup yapmadan şöyle bunları geçiyorum. Burada çok güzel şeyler var. Yine maça göre oyuncunun oynadığı maça göre pozisyonlarını tek tek seçebiliyorsunuz. İşte savunmalarını seçebiliyorsunuz. Asist yaptığı kişileri seçebiliyorsunuz. İşte kime asist yapmış. Rakibe göre nasıl oynadığını, kime istiyorsanız gösterebiliyorsunuz. Bunları özet geçiyorum. Bunlar ama güzel şeyler. Ama bence şöyle geçiyorum. Mesela size aynı şey Instat'ta da vardı. Ama bu daha önce Sinerji'de yoktu. Mesela en iyi 5 seçme durumunuz olabiliyor. Bir saniye. Şunu bir resetleyeyim. Tekrar. Mesela buradan direkt kimseyi seçmeden yapalım. Pardon bir saniye şunu da bir yok etmem gerekiyor. Şimdi Darüşşafaka'nın takımının burada en verimli 5'lerini görebiliyorsunuz. Ve bunların play type'larını görebiliyorsunuz buraya bastığınız zaman. Total olarak en verimli 5'i mesela daha çok bizim geri Sinan oyundayken Banzi, Johnny ve Jared Jones olduğunu görüyoruz. Daha az verimli 5'leri de daha aşağıya doğru gittikçe görebiliyoruz. Bunlar bence önemli. Aynısı bunların Instat'ta da var. Bu da önemli. Bunun dışında bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Buyurun hocam. Ümit hocam tekrardan teşekkürler. Şimdi Instat Ali hocanın sunumuna katılamamıştım da YouTube'dan sonra izleyebildim. Sanırım Ali hocam da yanlışım varsa düzeltir. Instat Advanced Stats konusunda, ileri istatistik konusunda sanırım daha fazla bilgi veriyor anladığım kadarıyla. Çünkü mesela bu lineup analizde bile istatistiği veri görmeden mi veriyor bize? Yani bu beşli ne kadar süre beraber oynamış? Plus minus değerleri ne? Çünkü yine kaçırdım mı bilmiyorum. Oyuncuların genel istatistiklerine baktığımızda da genelde verilen istatistikler, play type'lar çok iyi. Zaten video analizi çok iyi anladıklarıyla. Evet. Ama advanced istatistik kısasında atıyorum plus minus değerleri ya da possession'a göre yüzdesel değerleri, ratio'lar. Bunları sanırım vermiyor Sinerji. Ama Instat anladığım kadarıyla bu konularda şu an bayağı bir açmış durumda.
Zaten bu yeni eklenmiş bir şey. Daha önceden yoktu. O yönden evet, Instat bu programdan biraz daha iyi. Ali Hoca bir şey söylemek istiyor. Merhabalar ilk olarak. Şimdi Instat Sinerji'den daha sonra çıkan bir program olduğu için bu eksikleri görerek, buna müdahale ederek çıkmış bir program. Yani bunda mesela iyi analiz etmişler bahsettiğin gibi. Daha demin bahsettiğin şey de Anıl Hocam aynı kategoride. Mesela bir oyuncunun Sinerji'de bir sene içerisinde oynadığı maçların istatistiklerini sağ mı gitmiş, sol mu gitmiş görebiliyoruz. Ama 2 sene, 3 sene üst üste oynadığı şeyleri göremiyoruz. Aynı zamanda şöyle bir de avantajı var. Mesela bir oyuncu Galatasaray'da başladı, bize geldi. Bizde 4 maç oynadı, Galatasaray'da 10 maç oynadı. Bizdeki istatistikleri farklı, Galatasaray'daki istatistikleri farklı gözüküyor. Mesela hem Galatasaray'da hem bizde oynadığı maçları göremiyoruz. İnstat'ta bunları analiz edip bunların hepsinin üstüne gitmiş. Onun için daha şey. İkisinin birbirinden çok farklı, çok avantajlı özellikleri var. Ama Ümit Hocam'ın da söylediği gibi 2006 yılından beri çıkmış bir program olduğu için bu ve kullanılan video analiz kısmında bence de Instat'ta şu anda daha iyi. Hocam bölmeyeceksem çok affedersiniz, konu Sinerji ama Ali Hocam Instat'ın katılamadım, o yüzden şimdi sorayım. Geçmişe yönelik veri bulma Instat'ta nasıl? Yani yüklenmiş mi? Yoktu ama yani girdiklerinde piyasaya geçmiş veriyi de yüklediler mi? Şöyle son 3-4 senenin var. 3-4 sene. Bilmiyorum. 5 sene de olabilir belki. Ama o kadar var. Daha gerisi yok. Tamam hocam, eyvallah. Ya bir de şöyle bir dezavantajı var. Mesela 2 sene önceki TBL maçlarını girmişler. Ama geçen senekini girmemişler. Bu sene bir daha TBL'ye girecekler. Onun için böyle biraz daha bölük pörçük. Bu Sinerji girdi mi tamamen geliyor bu maçlara. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun Ümit Hocam. Size teşekkürler. Rica ederim. Mesela buradan offensive line-up bölümünde siz konuşurken ben hemen hazırladım. Buradan mesela bir 5 seçtiğimiz zaman direkt mesela Bones yerine mesela Doron Lamp'e ekleyelim. Hemen size rapor haline getirebiliyor. Pardon, şuradan play type'tan direkt buradan spot up'ı, pick and roll'ü, bütün detayları, Geri Brown tepe pick and roll daha çok oynamış. Sinan Güler tepe pick and roll'ü, right left hepsi var. Side pick and roll, sağ sol, bunların hepsini görebiliyorsunuz. Ha, müthiş bir şey değil ama bence gene de önemli bir detay. Ama aynısı dediğiniz gibi Instat'ta biraz daha iyi. Defensive line-up'ı da aynı şekilde yapabiliyorsunuz buradan. Oyun tiplerini seçebiliyorsunuz. Rakip takımların position result'ları seçebiliyoruz. Yine periyotları... mesela şöyle önemli bir şey var. Mesela Darüşşafaka'dan bir oyuncuya bakıyorsunuz. Bunu söylemeyi unuttum. Çünkü dediğim gibi çok fazla şey var. Mesela bir oyuncuyu transfer edeceksiniz ve skorer bir oyuncu alıyorsunuz. Mesela bir skorer oyuncuda aradığınız en önemli özelliklerden biri mesela bana göre son toplarda işte son 2 dakikasında sorumluluk alıyor mu? Top kullanıyor mu? Top kullanmaktan kaçıyor mu? Kaçmıyor mu? Bunlar bence önemli şeyler. Mesela burada periyot bölümünden bir oyuncunun direkt mesela seçerek son periyotta son 1 dakikada oynadığı hücumları görebiliyoruz. Mesela bu önemli bir şey. Bu Instat'ta benim bildiğim kadarıyla yok Ali. Eğer yanlışsa düzelt beni yani. Bu yeni eklendi. Bunu yapabiliyoruz mesela. Bu önemli bir özellik. Onun dışında şu tekrar ben programa dönüyorum. Son olarak ekleyeceğim. Daha sonra da sorunuz varsa alacağım. Bir saniye. Scouting Report bölümüne geliyorum. Biraz sıkmış olabilirim çünkü gerçekten program çok uzun ve şu anda ben inanın biraz yüzeysel geçiyorum. Ama yani sonunda size mailimi vereceğim. Sormak istediğiniz soru olursa da alırım. Her zaman da telefonumla uğraşabilirsiniz. Mesela diyelim
Anadolu Efes'le maç yapacağız. Ve o maça hazırlanıyoruz. Buradan seçtiğimiz zaman Competition'ı All seçtim. Bütün maçlara çıksın diye. Head Check diye bir bölümü var. Game Factor bölümü. Kusura bakmayın, biraz bekletiyorum ama internet hızında olabilir. Ben hemen özeti olarak geçeyim burayı size. Burada takımın son oynadığı 10 maçın skorlarını grafik halinde görebilirsiniz. Kimin kaç maç kazandığını, kaç maç kaybettiğini görebilirsiniz. Geçiyorum burayı. Tabii. Burada yine grafik olarak offensive possession, mesela Darüşşafaka açık sahada biraz daha iyi bir takım olarak gözüküyor genel olarak, ama şöyle bir tabii ki gerçek var. Burada all possession seçtiğim için mesela şunu söylemeyi unuttum. Bu da önemli. Mesela maçlara hazırlanırken, şimdi Efes'le eğer EuroLeague'de oynuyorsak, ben mesela maça hazırlanırken Efes'in EuroLeague maçlarını izleyerek hazırlanıyorum genel olarak. Son oynadığı lig maçı izliyorum ama mümkün olduğunca baz aldığım bölüm Efes'in EuroLeague maçları. Çünkü kadro tamamen farklı. Yani biz şu anda, ben tabii burada all competition seçtim ama burada mesela direktör kişiliği seçersek bize daha sağlıklı veri verebilir. Hemen düzeltiyorum bu hatamı. Anadolu Efes. Darüşşafaka. Şimdi düzeldi. Gördüğünüz üzere transition oyunları aşağı yukarı aynı. İki takımın da transition'daki bölümleri ve yarı saha ofensleri aşağı yukarı aynı yine. Bu veriyi veriyor. Stats DNA'ya geçiyorum. Takımların ikilik atışları, üçlük atışları, bunların hepsini görebiliyoruz grafik olarak. Free throw'ları, asistleri, hücum reboundu, savunma reboundları. Anadolu Efes çok daha üstün olduğunu görebiliyorsunuz. Top kayıpları, blokları. 164 possession üzerinden ortalama. Boards bölümü, rebound bölümü. Zaten yazıyor burada. Who will win the battle of the boards? Rebound ortalamaları. Yine aynı şekilde. Bunları görebiliyoruz. Go to plays. Burada hücum tiplerini gösteriyor. Mesela Anadolu Efes çok daha iyi spot up şutu olan ve close out hata olan bir takım. Bunları görebiliyoruz oradan. Pick and roll ball handler seviyesi de aynı şekilde. Biz daha çok pick and roll oynayarak hücum etmişiz Efes'e göre. Transition'da yine biz daha çok pozisyon bulmuşuz. Bunların hepsini görebiliyoruz bu bardan. Defensive Impact'e geçiyorum. Hangi takımın zayıf noktası neresi? Bunu görebiliyoruz buradan. Buradan hücum takımını değiştirebiliyoruz. Burada hücum takımı genel olarak baktığınız zaman Efes zaten her şeyde belki en iyi ikinci takım gözüküyor. Ofensif olarak bizden çok daha üstün gözüküyor. Post-up olarak baktığınız zaman hücumda biz burada biraz daha yakınız. Spot up shoot olarak çok daha iyi. Genel olarak da iyi gözüküyor. Isolation'da genele baktığınız zaman bizden çok daha üstün bir takım olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan da istatistiksel veri olarak bunu size veriyor. Switch offensive dediğinizde de yine aynı. Nereden sizin burada üstünlük sağlayabileceğinizi görebiliyorsunuz. Star Tracker'a geçiyorum.
Star Trekker'da da burada ben hemen başlamadan söyleyeyim. Takımda anahtar, yani maçta anahtar oyuncu kim olabilir? Bunun size verisini veriyor. Ama siz burada isterseniz bunu değiştirebiliyorsunuz da. Mesela diyelim ki mesela bilmiyorum şimdi kim çıkacak. Shane Larkin veya işte bizim takımda mesela diyelim ki Doğuş Özdemiroğlu örnek veriyorum. Ama bunların mukayesesini de değiştirerek yapabiliyorsunuz buradan. Burada grafiklerini de görüyorsunuz. Mesela burada hangi maçta kaç, ne zaman attığını üzerine geldiğiniz zaman, şu an gerçi bir sıkıntı oldu bilmiyorum. Maçın üzerine tıkladığınız zaman istatistiğini, bütün maç istatistiğini de görebiliyorsunuz. Mesela bizim takımda Bonzi kalsın. Zaten genel sayı olarak da bizim takımın en iyi oyuncusu. Rebound olarak ortalama yine key anahtar oyuncu olduğu için reboundunu gösteriyor Shane Larkin'e karşı. Ama buradan Bonzi kalsın yerine mesela gidip Doğuş Özdemiroğlu'nu da seçebiliyorsunuz. Ve bütün istatistiklerini karşılaştırarak mukayese edebiliyoruz. Benim şimdilik anlatacağım bu kadar. Yani atladığım bir şey yok diye düşünüyorum. Varsa da tekrar dediğim gibi istediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Programla alakalı bilgim dahilinde size her türlü yardımcı olabilirim. Şimdilik benim anlatacağım bu kadar. Ümit, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sunum oldu. Ben çok de bu programa biraz yakın hissettim kendimi. Tam şey yapamadım. Ali'yi de dinledim. Yakup'u da dinledim. Stanislav'ı da İranlarla yaptığı şeyde programda dinledim. Bu programda da TBL, KBSL var mı? Abi işte bu zaten mesela sorduğunuz soru şu anda dezavantajlarından biri. Maalesef bunda TBL yok. TBL yok. TBL Instat'ta var. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla Instat BGL'yi falan da ekleyecek. Ama bunda maalesef yok. Teşekkür ediyorum. Ali demişti bu programda da olup olmadığını öğrenmek istedim. Çok teşekkürler. İtalya 2. Ligi falan var ama TBL yok abi. Bazı hazırlık maçları falan var yüklenen ama genel olarak bir şey yok. Ama Instat'ta var. Instat'tan ben maçı oturup izlemiştim yani. TBL maçı. Peki TBL maçını kendimiz yükleyip bir arşiv oluşturup kullanabiliyor muyuz bu program üzerine? Vallahi hazırlık maçı falan yüklenmişliğini gördüm Şükrü abi. Ama zannetmiyorum, onu konuşmak lazım ama zannetmiyorum. Çünkü o hakları falan oluyor ya abi, muhtemelen federasyonla bağlantıya geçmeleri lazım onun için. Ömer, sorar mısın? Ömer'in bir sorusu var. Ben önce bir Şükrü abinin sorusuna eklemem. Eğer mesela bir TBL takımı sinerjiyi alırsa kendi istediği kadar bütün maçları yükleyip kendi bu platformu kullanabilir. Yani Instat'tan farklı olarak buraya biz oynadığımız bir hazırlık maçını da ekleyip ya da rakibimizin hazırlık maçı elimizdeyse ekleyip onun verisini alabiliyoruz. Yani bu da bize mesela özellikle hazırlık döneminde rakibin analizi için 7-8 tane rakibimizin hazırlık maçını bulduysak yüklediğimiz anda orada bir veri olabiliyor. Murat abi, senden şöyle bir müsaade istiyorum. Bir 5-6 dakikamız varsa uygulama yapma şansı var mı Ümit Hoca'nın? Ben bir soru sorsam. Çünkü o 5 dakikada yapabileceğini ben biliyorum ama insanlar merak edebilir. Hani bizim gerçekten yaşadığımız, Ümit'in yalnız beraber de yaşadığımız senaryolar var. Öyle bir uygulama yapma şansımız var mı 5 dakikalık? Şu an bakıyorum. Ana haber bültenine bir 15 dakikamız var. Yani Ümit bu 15 dakikayı kullanabilir. Hemen kullanırım abi. Buyurun. Yani çok, buyurun o zaman mesela bizim çok başımıza gelen, Ümit'le yıllarca farklı farklı head coachlarımızdan başımıza gelen, biz 6 gün çalışmışız. Toplantıya 10 dakika var. Ben şimdi Darüşşafaka'nın antrenörü, Ümit'in her şeyi hazırdır. 10 dakika sonra sunum yapacak. Galatasaray'la oynuyoruz. Ben diyorum ki ya Ümit, bu kupa maçında biz 12 tane 13 tane hücum ribaundu yaptık bunlara. Takımı bir teşvik edelim. Şundan bir 4-5 tane klip, bir kapak yapıp editin sonuna ekleyebilir miyiz diyorum mesela.
Ümit de oraya sprint atıyor. Ümit'in sprintleri meşhurdur çünkü. Hemen yapıyorum. Hemen yapıyorum. Bir tane çünkü ben de insanların merak ettiği konu o yani. Bunu sen nasıl çabuk kullanabiliyorsun? Hemen offensive rebound diye bir tane edit ismi açtım buraya. Şuradan geri Brown'unkini kaldırdım. Kapattım. Maç bölümüne geldim. Daha hızlı olması için game'e bastım hemen. Darüşşafaka ve Galatasaray'ı tercih ettim hızlı bir şekilde. Hocam kapağı resimli mi istersiniz yoksa direkt yazılı mı olsun? Ümit'ciğim seni uğraştırmayayım. Sadece offensive yani hücum ribantını ata gidelim yazsak kapağı yeter. Teşekkürler. Abi koçu yalnız şöyle bir durumumuz var Ömer abi. Koçu biraz oyalaman lazım çünkü maçı açamadım yani. Şu anda internete bağlantıda sıkıntı yaşıyorum. Ben 5 dakika kazandır bana abi. Heh açıldı abi. Son oynadığımız maçtan hemen açıyorum. Kupadan al. Kupada daha çok var. Neyse bastım abi vallahi artık. Son maç dedin. Ben birazdan Rüçhan'a bir soru soracağım. Bu şeyi sen anlat da. Galatasaray'ın hemen offensive rebound pozisyonlarına geliyorum buradan. Hemen oraya belediye yazdım. Bütün klipleri seçtim. Buraya açtım. Sağa tıkladım. Sağ tarafı açıyorum. Ben genelde sağ tarafta kullanıyorum. İsterseniz siz solda da kullanabilirsiniz. Hemen bir tane tek slide ekledim. Off rep yazdım kısaca. Description'ı kaldırdım. Ümit bir dakikaya geçmesin lütfen toplam olur mu? Tamam. Yüklen gitsin hocam. Hocam mesela şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela şöyle bir durum oluştu şu anda. Şu anda klipler yüklenmiyor. Ama mesela yavaş geliyor. Ama siz maça hakimseniz maçta ne olduğunu mesela hatırlayabiliyorsunuz veya izlediyseniz notlarınız arasında da varsa maçı ben çünkü bir bütün halinde izledim. Mesela bu klip yüklenmedi ama burada vakit kaybetmek istemiyorum hızlı olsun diye. Mesela birinci klibin ne olduğunu biliyorum. Hemen tık diye atarım daha yüklenmeden. Veya dördüncü klip yüklenmemişti. Buraya atıyorum. O yüklendiği zaman geliyor. Şimdi mesela üç tane klip seçtim. Mesela beğendim aldım. Mesela üçüncü klip, bu klibi de bir izleyelim. Mesela. Kimse baksa at etmemiş. Almış. Faullü olmuş. Hemen bu klibi beğendim diyelim. Veya işte Yiğit Aslan'ın pozisyonu. Bakıyorum hızlandırılmış bir şekilde çünkü vaktim çok dar. Geldim. Bunu mesela hücum ribandına koymuşlar. Tip olduğu için koyuyor bunu. Mesela kaçırdı bir daha aldı. Bu mesela çok işime yaramayabilir ama mesela işime yarayacak. Pozisyonu vermişiz topu çeliyor bir daha alıyor. Bir daha pozisyon ikinci pozisyon kaçırmış. Bir daha hücum ribaundu almış. Burada devamında ikinci pozisyon aynısını görüyoruz. Mesela işime yarayacak diye düşünüyorum. Veya işte ne bileyim. Bakayım diğer pozisyonlara bakalım. Daha güzel pozisyon varsa alalım. Kaçırdı. Geldi. Mesela bunu göstermemiz lazım. Bunu hemen attım buraya. Bu şekilde şu anda hocam 3 klip hazır. Ben size bu şekilde oluyor. Hücum ribaundu diye gösteriyor. Tabii ki ben bunu şu anda hızlandırılmış yaptım. İstersem hemen bir tane Galatasaray logosuyla birlikte resim haline de getirip yapabilirim. Kaçırıyor, alıyor, bir daha oynuyor. Şimdi başka bir klip. Atışa blok yapmış ama biz burada kaptırmışız topu yine. Loose ball'dan yemişiz. Tabii burada mesela şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu toplantıyı izletirken böyle göstermem. Çünkü niye göstermem? Şurada mesela ikinci pozisyonla alakalı yani. Çok böyle alakalı, çok iyi bir pozisyon değil ama. Mesela şuradan başlatırım pozisyonu.
Tekrar devam ediyorum. Mesela şimdi basket oldu. Top çıkarıyor. Burada out dediğim zaman bu top çıkarma sahnesini görmez. Yani klip şu hale gelmiş olur. O, çünkü toplantıda biz saniyelere bile önem veriyoruz. Blok oldu. Aldı. Tekrar. Basket oldu diyelim. Top çıkarıyor. Buradan sonrasını görmez hoca. Mesela burada tam sağdan alıyor. Aldı. Hücum ribandı oldu. Şimdi buradan itibaren artık mesela kesebilirim pozisyonu. Direkt burada out'a bastığım zaman klip bu kadar sınırlanmış olur. 2 saniyeyi dışarıda bırakmış olurum. Ve şu anda video hazır hocam. Ümit, eline sağlık. Teşekkürler. Rica ederim abi. Başka sormak istediğiniz bir soru var mı? Ben Rüçhan'a soracağım. Şimdi bu Rüçhan, ta senin oyunculuğuna gelelim. Kasetlerin hani değiştiği, kasetten kasete edit. Böyle bir sahne yaşadığı zaman herhalde asistan koç intihar etmesi lazım yani. Bir dakika hocam, şu 5 hücum var, bunu yapma şansı yok. Hem de nasıl hocam, kaseti ileri al, geri al, oradan kaydet. Onları sonra bir araya üst üste kaydetmeye çalış. Yani daha önceden işte atıyorum, bir günde yaptığımız şeyi şimdi yarım saatte yapabiliyorsun. Yani çok büyük avantaj. Evet. Daha önceden net intihar. Yani böyle bir şey istendi. Zaten koçlar da böyle bir şey istemiyorlardı. O, böyle bir şey isteyecekse de onu 3 gün öncesinden söylüyordu planlayıp. Aynen öyle. Sorusu olan var mı? Ümit, bir şey daha sormak istiyorum. Bu abi, hazırlanan rapor var. PDF'e de çevrilebiliyor. Evet abi. Onu göstermiştin. Şimdi o bölüme diyelim ki Rüçhan Koç gözüyle izlediği bir takım notlar aldı. O notlar eklenebiliyor mu? Nasıl, anlayamadım. Üzerine yazılarak şimdi, falan mı demek istediniz abi? Bir istatistik şeyi çıktı. Tamam abi. Mesela şeyi mi sorduğunuz şu mu mesela? Hemen örnek göstererek yapayım ki daha güzel ilerleyelim. Mesela seçtim player kısmından bir tane oyuncu seçelim. Onun üzerinden gidelim. Veya şuradan Bayern'in eline tıklayalım. Hemen gelecektir karşınıza. Geldi mesela şu anda abi, görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Evet, şimdi burada bu istatistiği konuşuyoruz değil mi şu anda? Oyuncu, evet, istatistiği, oyuncunun hücum istatistiği. Oyuncuyla ilgili ekstra not eklenip PDF haline getirip gönderilebiliyor mu? Yoksa yani oyuncu, bu böyle bir kalıp mı? Bu bir kalıp abi, ama eğer isterseniz Word'den falan yazıp onu PDF'e çevirip bunun yanında gönderebiliyoruz. Veya ekstra programlar var, istatistik programları. Onlarla alakalı mesela biz handoutlar hazırlıyoruz. Bir saniye bakayım, hemen kolayımda varsa downloadslardan bir tane size göstereyim mesela. Mesela eski yaptığımız bizim, direkt önüme geldi. Real Madrid handoutu mesela abi. Mesela Real Madrid'in Euroleague'deki istatistikleri burada. Görebiliyorsunuz değil mi? Evet, evet. Bize karşı olan istatistikleri. 2 maç oynayan var, 1 maç oynayan var. Burada, o maçtaki istatistikleri. Kafa kafaya istatistikleri. Yani bir bizim playoff serisi muhtemelen bu handout'u. İşte biz genelde hani böyle bu şekilde hazırlıyoruz. Onu da anlatayım bari üzerine gelmişken. Yani biraz alakası oldu sorunun cevabı olarak ama bütün maçları, iyi yaptıkları, kötü yaptıkları şeyler, istatistikler. Mesela poor free throw shooter, Ion mesela o zamanki kadroda. İşte basketbolu bırakan Nocioni. İşte son 7 maç istatistiği. İşte team average combined falan bunlar var. Offensive comparison'lar var bizim kullandığımız. Defensive comparison'lar var. Sinerji bölümünü mesela bakın abi, burada kullanmışız. İşte ana oyunları ne, pick and roll oyunları nasıl, buradaki her şeyini görebiliyoruz. Bunu kullandık. Aynı şekilde oyuncuların da overall'ları. Bu bölümü var mesela bizim. Bu tabii bu farklı bir program. Scouting for You programı. Bunu tabii aynısını bunun Excel'de de hazırlayabiliriz. Ali Hoca da inanılmaz tecrübeli. Excel'de bunları çok güzel bir şekilde hazırlayabiliyor. Ama Scouting for You diye bir programımız vardı. Şu bölüm Şükrü abi, o dediğin not bölümü var ya abi mesela. Tam bundan bahsediyordum. Aynen öyle. Bu boş bir şekilde bize veriyor ve istatistikli bir şekilde veriyor. Sen burada artık istediğini yazabiliyorsun abi. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Tam bundan bahsediyordum. Kullandık abi. Evet. Başka sormak istediğiniz var mı? Buyur Rüçhan abi. Ben bir şey daha ekliyorum. Şimdi bunların hepsini hazırladıktan sonra en son bölüme geliyorsun. Oyunculara veriyorsun bunu. Oyuncuların bir bölümü onu aldığı gibi olup diğerlerinin üstüne koyuyorlar. Yani onu, evet, alıp hazırladığın raporu, videoyu
okuyan, çalışan, en azından ondan fikir alan oyuncular zaten daha ileri gidiyorlar. Ama ne yazık ki bir bölümü de bunları üst üste koyuyorlar. Sezonun sonunda hiç dokunulmamış bir şekilde tertemiz müsvedde kağıtlarında olabiliyor. Kötü oyuncular için söylüyorum bunu. Bunları dikkate alan oyuncular çok çok daha ileri gidebiliyorlar. Aynen öyle. Zaten o bence şunu belirliyor Rüçhan abi. Oyuncunun kalitesini belirliyor ileriki aynen yaşantısında. Nereye gidip gidemeyeceği konusunda çok 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 etkili bir faktör aslında. Çünkü işini kolaylaştırıyor savunmayı yaparken ve aynı şekilde hücum ederken. Bazı oyuncular dediğin gibi hiçbir şekilde bununla alakası olmuyor. Çok üstüne düşsen de. Tabii bunlara genelde atak ediyoruz biz de. Asistan koç olarak görevlerimizin başında geliyor. Devamlı bunlara tuzak sorular. Bilmediği zaman fırçalayarak aynı şekilde bunu koç da yapıyor. Bunları dürtmek de bizim işimiz oluyor. Ama dediğin gibi yani bunu düzenli olarak yapan, bunlara çok dikkat edenler maçta da bunun ekmeğini yiyorlar, kolaylık sağlıyor. Şimdi evet, sen bir oyuncunun kötü savunmacı olduğunu bilmeyip buna atak etmezsen yani bu hazırladığın her şey çöp veya işte nereye atak edeceğini savunurken de bilirsen sana faydası var. Yani bu şekilde. Ben bir şey sormak istiyorum. Başka evet, sorusu olan var mı? Hocam çabuk sordum da son bir soru sorayım mı? Yani tabii bu konuyla ama alakalı kullanılan oyuncular gibi kullanılan takım konusunda genel bir bilgi paylaşma şansınız var mı? Yani kaç kulübümüz bu app'leri, uygulamaları kullanıyor? TBL'de ya da VSL'de. Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben kendi bildiğim kadarıyla söyleyeceğim. Süper Lig'de benim bildiğim kadarıyla bütün takımlar kullanıyor Sinerji'yi. Ama inan TBL'yi bilmiyorum. Çünkü ben TBL'de çalıştığım zaman Darüşşafaka'da bizim böyle bir imkanımız da yoktu zaten. Çünkü bu programlar pahalı programlar. Tam olarak fiyatlarını bilmiyorum şimdi. Yanlış bilgi vermeyeyim size. Ama fiyatları gerçekten yüksek programlar. Zaten gördüğünüz üzere üzerinde çok da büyük emek olan programlar. Gerçekten çok hazırlaması çok zor bunları. Olduğu için yani biraz TBL'de falan bu fiyat yani bu paraları veren kulüpler çok zor oluyor. Ama mesela TBL'deyken ben ne kullanıyordum diye sormak istersen tabii, ben e-analiz kullanıyordum. Hala e-analizi kullanıyorum ve iyi de kullandığımı düşünüyorum. Bana çok faydalı oluyor. Yanlışım çünkü, yoksa Türk üretimi değil mi e-analiz? Evet, evet. Türk üretimi. Ben e-analizi kullanmayı seviyorum da çünkü ben Ömer abi işte biliyor, hatta bazen bana kızıyordu. Oğlum sen çok uğraşıyorsun bilmem ne falan. Ben maçı bütünüyle izlemeyi çok seviyorum ve her şeyi de izliyorum. Genelde durdurmadan da izliyorum. Çünkü ben rakibi hazırlanırken hücumlarında bütün kollarını yakalamaya çalışıyorum. Çünkü ben kendi inancım bu. Yani sahaya çıktığım zaman rakip takımın oynayacağı hücum sistemini yani bizim koç ya koçtan daha iyi bilmek durumundayım. Koçun çünkü herhangi bir sorusuna mutlaka cevap vermek durumundayım bununla alakalı. Kendimi öyle hissediyorum. Ve öyle de çalışıyorum. Bilmiyorum işte Rüçhan abi de benimle birlikte çalışıyor. Ali de birlikte çalışıyor. Aynı şekilde oyuncu analizini de yaparken aynı şekilde ne tarafa gidiyor, neyi güçlü, neyi güçlü değil. Bunları yani adım soyadım gibi maçı çıktığında bilmek durumunda hissediyorum ve bu şekilde de uyguluyorum. Genelde de %90-%95'te başarılı olduğuma inanıyorum. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Aslında bana özelden gelen soruları tık diye cevaplamış oldun. Fiyatını bilmiyorum diyerek ama yüksek bir fiyatı olduğunu da aşağı yukarı biliyoruz. Peki burada aslında 3 tane ben not alabildim. Ali Ruhi'ye de bunu sormuştum İnstat'la ilgili. Bu programın artılarını aslında tamamıyla anlattığını düşünüyorum ben. Ben de ilk defa bu kadar detaylı dinleme şansını elde ettim. Bir tanesi en başta galiba iPad'te uygulamayı kullanamıyoruz veya göstermiyor gibi bir şey söyledin yanlış hatırlamıyorsam. Evet abi orada program var ama yani indiriyorsunuz ama çalışmıyor yani maalesef çalışmıyordu. Son zamanlarda denemedim. Belki yapmış olabilirler ama ben zaten genelde bilgisayarla çalıştığım için iPad'de sadece yolda falan maç izlerken iPad'i kullanıyorum. Ama son zamanda düzeltmiş olabilirler. Düzeltmişlerse de beni bağışlayın bilmiyorum yani ama genel olarak baktığımızda hiçbir zaman çalışmadı yani. Öyle bir problem. Evet, ama şöyle bir şey var. Telefonda çalışıyor. Ben de mesela evimde Apple TV var. Ben mesela maçı açıyorum. Apple TV'ye bağlıyorum telefonu. O şekilde maçı izleyebiliyorum.
Anladım. Yani ben YouTube'la boğuşurken sen bunu anlatmışsın. Sana WhatsApp'ı da soracaktım. Çünkü Ali Ruhi'den aldığım şeylerde hemen o bize anlatırken bana ve birisine daha hem WhatsApp'tan hem de Hotmail'den yani e-mail'le pozisyonları gönderme şansı olmuştu. Aslında bu rekabet, ikisi arasındaki rekabet bence sizlerin işine çok yarayacak diye düşünüyorum. Ozan el kaldırmıştı. Ozan lütfen sorunu sorar mısın? Veya bir şey söyleyeceksin. Soru değil abi. iPad'le alakalı ben de Ümit gibi çalıştığına inanmıyordum. Çünkü ben de yıllardır deniyorum. Çalışmıyor benim iPad'lerde. Ama hı-hı, çalıştığını gördüm. Yani yabancı bir takım. Yabancı da evet doğru. Evet. Onlar da gayet full fonksiyon çalışıyor. Yani bütün menülere erişim yapıp hatta edit hazırlayabiliyorsunuz. Ama hı-hı, nedense yani bizim bölgedeki şeylerde hiçbir şekilde çalışmıyor. Ben hatta mail attım onlarca bu konuyla ilgili hep çalışıyoruz diyorlar ama herhangi bir şey gelmedi yani onunla alakalı. Ben hatta şöyle ben aradım. Mileden diye bir sinerjide çalışan arkadaş var. Onunla bağlantıya geçtim. İşte yanlış hatırlamıyorsam şimdi yanlış bilgi vermeyeyim. Bir şeyleri değiştirdi iPad'de uğraştım ben falan. Ama onun dediği her şeyi yapmama rağmen hiçbir şekilde Türkiye'de çalıştıramadım. Ha yurt dışında da denemedim işin açıkçası. Çalışmadığı için genel olarak yurdumuzda. Ama dediğini ben de biliyorum abi. Söyledi yani genel olarak insanlar yapıyor diye bana yurt dışında söyledi. Hatta sizin hatlarla alakalı şeyler yapayım olabileceğini söyledi. Belki ama VPN'den çalışabilir. Belki VPN'den çalışabilir. Onu denemedim işin açıkçası. Ümit kusura bakma araya girdim gene ama yok, Türkiye'den abi alınmasının çok anlamı yok. iPad'lerin sürümüyle ilgili bir sıkıntı var. Bunu Apple da çözemiyor. Ama mesela son çıkan iPad Pro'larda ve bazı eski iPad'lerde sürümle alakalı olarak program normal çalışıyor. Buradaki bizim çoğumuzun iPad'inde de sıkıntı yaşayanlarda da editörlerde sıkıntı yok. Sadece normal bilgisayar gibi kullanamıyoruz. Aslında cep telefonundaki özelliklerin hepsi iPad'de de çalışıyor. Ondan not olarak söyleyeyim. Boşuna uğraşmayın yani iPad'le sürümüyle ilgili. Üretimle ilgili yani. Nereden aldığıyla ilgisi yok. Peki. Başka sorusu olan veya katkıda bulunmak isteyen kimse yoksa var mı? Yok gibi. Ümit burada aslında hangi programı anlatırsanız anlatın. Yani bunu da buraya not olarak düşmemiz lazım diye düşünüyorum. Sonuçta sen en başta güzel bir şey söyledin. Sen önce maçı hissetmek için zaten maçı oynuyorsun. Eğer oynamadığın bir maçsa maçın tamamını seyrediyorsun. Demin Ömer'in sorduğu sana hani anlık ofensif reboundları sormasını da aslında maçı seyrettiğin zaman aklına mutlaka kalıyor yani. Asistan koçlar çok maç seyrediyorlar. Hele bu işin analizini yapanlar. Hangi programı kullanırsan kullan, senin takımını biliyor olman lazım. Koç staffının neyi düşündüğünü, neyi istediğini biliyor olman lazım. Bu da zaten sizin, yani bu makine bunu yapıyor veya yapay zeka bunu yapıyor bir şekilde. Bir düğmeyle yapıyorsun ama sonuçta bunu yöneten ve istekleri buraya sunan sen oluyorsun. Yani senin parmağın nereye basacağını, neyi isteyeceğini ve neyi sunacağını ortaya koyuyor. Yani bu ne kadar hayatı kolaylaştırsa da bir asistan koçun varlığını ve onun uzmanlığının bu bilgiyi, datayı daha değerli hale getirdiğini gerçeğini değiştirmiyor. Yani bu VHS zamanı da böyleydi, beta zamanı da böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak diye düşünüyorum. Çünkü veriyi alıyorsun, sen kendi ekibine bunu aynısını veremezsin. Yani o hap şekline geçirip demin dediğin gibi saniyelerin önemi var. Bu hiçbir zaman bir asistan koçun veya bir analistin değerini değiştirmeyecek diye düşünüyorum. Ben ayırdığım vakit için Rüçhan'a da teşekkür ediyorum. Ali Ruhi'ye de teşekkür ediyorum. Ekip olarak geldiniz ve sunumu değerli hale getirdiniz. Ömer'in de sorularıyla. Anıl'ı da tanımış olduk böylece. Anıl diye bir genç koç arkadaşımızı tanıdık. Ümit, kapanışı sana bırakıyorum. Vakit ayırdığın bu güzel sunum için de çok çok teşekkür ediyorum. Buyur lütfen. Ben de çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için. Belki biraz sıkıcı olmuş olabilir ama inanın size minimum özetini geçmeye çalıştım. Çok fazla detay var. Yani yaklaşık herhalde 2 saattir falan konuşuyoruz. İnanın
hiçbir şey değil. Günlerce konuşabiliriz. O kadar detayı var, tartışabiliriz. Dediğim gibi mail adresimi de yazdım. Bana mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. İşte sanırım Murat abi benim WhatsApp grubunda da varım. Oradan da bir şeyler yazmak isterseniz veya telefonla yazmak isterseniz her zaman elimden gelen yardımı yapmaya çalışırım. Konuşabiliriz, tartışabiliriz ve birbirimizi geliştirebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Çok çok teşekkürler. Başarılar. Çok iyi bir sezon olsun inşallah. Hepimize abi. Sağ olun Ümit Hoca. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.